Karpen, PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizler için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve bu haftada Güller Diyarı Isparta'da, daha doğrusu güllerin içerisindeki kiraz bahçesi Uluborlu'dayız. Evet, Uluborlu'muzu tüm özellikleriyle, güzellikleriyle, 5000 yıllık tarihiyle tanımak istiyor musunuz? O zaman yaslanın koltuklarınıza, tarihin, turizmin, tarımın ve hayvancılığın şehri, güllerin içerisindeki kiraz bahçesi Uluborlu'muzu hep birlikte tanıyalım. Tarihiyle gerçekten çok özel, çok güzel bir yerdeyiz. Evet, güller içerisindeki kiraz bahçesi ama aynı zamanda tarihin henüz gün yüzüne çıkmadığı bir noktada. Evet hocam, burası neresi? Burası Uluborlu. Burası sizin de bahsettiğiniz gibi tarihi çok eskiye dayanan bir yerleşim yeri. Askeri ve ticari yolların kavşak noktasında kurulduğu için tarih boyunca çok önem arz etmiştir. Helenistik çağdan itibaren Uluborlu'da Roma, Bizans, Selçuklu, beylikler ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin aynı anda görülebileceği sayılı nadir yerlerden bir tanesidir Uluborlu. Yani açık hava tarih müzesi gibi bir yerdir. Uluborlu'nun kısaca tarihinden bahsetmek tabii gerekirse, Uluborlu tarih boyunca Apollonia, Mordeum, Zozopolis gibi isimlerle anılmış. Daha sonra Selçuklu fethinden sonra da Borgulu, Uluborlu ismiyle anılan bir şehirdir. Uluborlu 1075 yılında ilk defa Türkler tarafından fethedilir. Tabii Orta Asya'dan gelen Oğuz boyları. Tabii Oğuz boyları Selçuklular tarafından fethedilir. Arkasından Bizans'ın eline geçer 1120 yılında. Tekrar 1180 yılında tamamen Selçuklular tarafından fethedilmiş ve Borgulu ismi verilmiştir. O günden sonra da yoğun bir şekilde Selçuklularla birlikte Türkmen göçü yaşanmış, büyük bir Selçuklu şehri haline gelmiştir. O günden günümüze kadar pek çok eser ulaşmıştır. Selçukluların önemli bir merkezdir. Şehzadelerin eğitim yeridir Uluborlu. Yerine göre Selçuklu'ya başkentlik yapmıştır. Artı Hamitoğulları Beyliği'nin ilk kuruluş yeri de Uluborlu'dur. Örnek vermek istersem Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğul arasında paylaştırdığı zaman veliaht tayin etti. Gıyasettin Keyhüsrev'e Uluborlu'yu şehzadelik merkezi olarak verir ve buradan sonra da Gıyasettin Keyhüsrev Selçuklu tahtını ele geçirmiştir. Uluborlu büyük bir sanayi, bilim, kültür şehri olarak yüzyıllarca etkinliğini devam ettirmiş olan bir şehirdir. Şu anda Selçuklu'dan günümüze ulaşmış olan 3 tane hamam, 3 tane cami, medrese, hamam, han, çeşme, pek çok eser günümüze ulaşmıştır. O dönemden kalan arkamızda görüntülerinde görmüş olduğumuz Uluborlu Kalesi vardır. İlk olarak Selçuklular Uluborlu Kalesi'ni fethederler, oraya yerleşirler. Burada yaşayan gayrimüslim Türkler de bulunmaktaydı. Kale fethedildikten sonra onlara ikinci bir mahalle yapmışlar. Onları ayrı bir mahalleye yerleştirmişler ve yüzlerce yıl beraber yaşamışlardır. Kale içerisi yoğun Türkmen göçü aldığı için bir anda dolmuş, dışarıya taşmış ve Selçuklu'nun önemli bir şehri olarak yüzyıllarca etkinliğini göstermiş olan bir şehirdir Uluborlu şehri. Kalenin detaylarını anlatmam gerekirse şu anda kaleyi görüyoruz. Kalede iki tane şey var, kapı var. Ana kapı Selçuklular döneminden Tanzimat'a kadar kullanılmıştır. Gayrimüslimler ana kapıdan girdikten sonra kendi mahallelerine geçebilmek için
İslam mahallesinden geçiyorlardı ve bir kontrola tabi tutuluyordu. Tanzimat Fermanı ile ilgili Tanzimat Fermanı'ndan sonra gayrimüslimler için de bir tane kapı yapılmıştır ve iki tane kapısı vardır. Burada yaşayan gayrimüslimler nüfus mübadelesi neticesinde 1924 yılında Uluborlu'dan gitmişlerdir. Şu anda dünyadaki tek orijinal Selçuklu hamamı Uluborlu'dadır. Neden tek orijinal diyorum? Pek çok Selçuklu hamamı bulunmakta, evet. Türkiye'de. Ancak burası hiç restorasyon görmemiş. Tamamen doğallığıyla. O günkü haliyle günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kadar yoğun ve bu kadar farklı döneme ait eseri bir arada görebileceğimiz nadir yerlerden bir tanesidir Uluborlu. Uluborlu Kalesi de yüzölçüm olarak Güneybatı Anadolu'nun en büyük kalelerinden bir tanesidir. Ben şehrin büyüklüğünü, önemini anlatma adına bir örnek vermek istiyorum, çok da uzatmama adına. 1916 yılında Uluborlu'da 20 tane medrese, 8 tane Sıbyan Mektebi, bir tane Rüşdiye bulunduğu bir şehirdir. 7 tane hamam, 32 tane caminin bulunduğu bir şehirdir Uluborlu. Bunu daha sonra göreceğiz. Su kemerlerimiz vardır, türbeler vardır. Özellikle ahilerden kalan türbe kalıntıları günümüzde mevcuttur. Mesela şu anda bulunduğumuz bölgede kesinlikle su yoktur. Fakat bu büyük şehrin su kaynakları, Kapıdağ diye adlandırmış olduğumuz dağdan gelen suların Cirinbolu su kemeri vasıtasıyla kale içerisindeki sarnıçlara aktarılmış ve oradan bütün şehre su tevzi edilmiştir. Tek tek bu eserleri de inceleyeceğiz. Camileri, hamamları, çeşmeleri, onları da size yerinde anlatayım ben. Yerin altı da üstü de buram buram tarih, buram buram kültür, zenginlik. Tabii şunu çok merak ediyoruz. Tabii ki tarih çok çok önemli. Ki turizm denince de bacası sanayi, evet. Ve bu tarihi eserler açısından ciddi ziyaretçi alabiliyor. Bu şehrin kalkınması adına çok güzel çalışmalar oluyor. Bu anlamda eserlerin ne kadarı yeryüzünde, ne kadarını yeryüzüne çıkarabildik? Şu anda müzeyde 48 tane tarihi eserimiz var. Bir tane şehrimiz yer altında yatıyor. Yer altında yatıyor. Evet, yer altında yatıyor. Arkeolojik çalışma yapılması gerekiyor. Onunla alakalı da sağ olsun hocamız elinden geldiğince her türlü imkanları zorlayarak arkeolojik çalışmayı başlatmak için uğraşıyor. Hatta bu yaşında arkeoloji bölümünde okumayı göze aldı. Sırf bu işi başarabilmek için. Evet. Hocamı da bu konuda takdir ediyorum. Tabii ben de bir belediye başkanı olarak, şehrin emini olarak bu tarihi şehrin belediye başkanı olarak benim dönemimde en azından bu tarihi eserlerin turizme kazandırılması, korunması anlamında çalışma yapmak istiyorum. Faaliyetlerimiz o yönde ama şu ana kadar henüz bir aşama kat edebilmiş değiliz. Neden yani böyle bir... Vallahi şu andaki devlet şeyinde, bütçesinde herhalde bizim tarihi eserlerimize sıra gelmedi diyeyim. Ama hocam her türlü çalışmayı takibini yapıyor. Şu anda yüzey araştırmalarını bu sene 3. senemiz tamamlamak üzereler. Ve bir aslında geçen sene şeyi başarmıştık, hocam da biliyor. Telçitle çevrilmesi işimiz var. Buraların korumaya alınmasına yönelik. İnşallah onun da ihalesi yakın zamanda yapılırsa en azından bu elimizdeki yüzeydeki tarih eserlerinin korumasını sağlamış olacağız. İnanın şu anda hem insan hem hayvan hem de doğa şartları bu tarih eserlerimizi biraz erozyona uğratıyor. Bir şehir yatıyor diyorsunuz. Evet. Eğer bu tabii ortaya çıkar ise ne olacak? Uluborlu'nun kaderi değişecek. Kaderi değişecek. Biz şu anda Uluborlu'muz bizim sadece tarım ve ziraatla geçimini sağlıyor. Ama biz bir hazinenin üstünde duruyoruz. Hocam bunun çok büyük farkında. Evet. Elinden geldiğince bunu üst makamlara da aktarmaya çalışıyor. Uluborlu halkına biz bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bayevler denilen bir kültürümüz var bizim. Uluborlu'da olan otel sıkıntısını en azından bu bayevlerini giderebiliriz diyoruz. Hocamla birlikte Uluborlu'nun tanıtımına, tarihinin, turizminin tanıtılmasına el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Hep söylüyoruz ya, tarihi adım adım adımlamak isteyenler, tarihin ayak izlerinde yürümek isteyenler, buyurun Uluborlu'ya, biz bir adımlayalım tarihi. Peki. Çıkalım bir kalemize hocam, çıkalım. Dün
içinde bulunduğumuz türbe Ahişemseddin Türbesi. Ahiler Selçuklular dönemi sanatkar zümrelerine verilen zeki meslek deriz bunları. Bunlardan bir tanesine ait Ahişemseddin Türbesi. Aslında zaviye vardı. Zaviye yıkılmış, sadece şu anda gün arasında yedi kardeşler olarak adlandırılan bir türbedir. Ancak mezar bulunmaktadır. İki tane kardeş, diğer en küçük iki kardeş büyük kardeşlerin üzerine. Beş tane mezar göreceğiz içerisinde ama yedi kardeşler diye anlatılır. Sizler için tarihi adım adım adımlamış karıştırmaya devam ediyoruz. Yine tarihi bir hazine yatıyor orada. Orada neler var? Şu anda arkamızda tek bir tane minare görüyorsunuz. Camisi yıkık bir minare. Halk arasında buna sallanan minare denilir. Bu minare Hamit Bey tarafından, Selçuklu Hamitoğulları Beyliği'nin kurucusu Hamit Bey tarafından yaptırılmış olan bir camiye ait minare. 1959 yılına kadar o minarenin kenarında camisi de vardı ve camisi de ibadete açıktı. Fakat zaman içerisinde şehir zorunlu olarak aşağıya indirildiği zaman, aşağıya dediğimiz yani şu anki bulunduğu noktaya buradan indirildikten sonra maalesef oradaki camide zaman içerisinde yıkılmıştır. Halk arasında minareye sallanan minare denir. Aslında orası Kilerli Mescit minaresi olarak tarihi kayıtlarda geçmektedir ve dikkat ederseniz uçurumun kenarında olan bir minaredir. İçerisine insanlar çıktıkları zaman isterlerse minareyi sallayabiliyorlar. Minare sallanır ama yıkılmaz. Bu özelliğinden dolayı minareye sallanan minare denilmiştir. Hemen minarenin arkasında bir tane de çeşme görüyoruz. Üzerinde de orijinal kitabesi vardır. Hamitoğulları yöneticilerinden Dündar Bey tarafından 724 yılında inşa ettirilmiş olan bir çeşmedir. Suyu özeldir. Halk buranın suyun özel olduğuna inanırlar. Hatta mübarek gecelerde, bayramlarda, mübarek günlerde suyunun zemzem aktığına inanmaktadır halk. Bu özellikle iki tane çeşme vardır. Bir tanesinin bunun suyu akmamakta ama diğerini daha sonra göreceğiz. Arapçık çeşmesi suyu akmaktadır. Hala da halk işte bu çeşmelerden getirdikleri suyun kutsallığına inanırlar. Özellikle turşu yaparken, peyniri yaparken suyla hazırlanan gıdalar veyahut düğün yemekleri bu çeşmelerden elde edilen sularla yapılmaktadır. Hamitoğulları dönemine ait orijinal kitabelerden bir tanesi de bu çeşme üzerinde bulunmaktadır. Ve biz Uluborlu'da tarihe adımlamaya devam ediyoruz ve şimdi neredeyiz? Şimdi burada bir türbedeyiz. Alaaddin Camii'nin haziresi içerisinde yer alan Hazreti Peygamber'in soyundan gelen, Ehl-i Beyt soyundan olan. Evet, bir türbenin başındayız. Buradaki türbede yatan kişi Şerif Hüseyin'dir. Bu da son zaman 1992 yılına kadar burada böyle bir mezarın olunduğu bilinmiyordu. Nasıl ortaya Ancak tesadüfen ortaya çıkan bir nakibül eşraflık kaydında buraya ait olan bir belgeye ulaştık. Biz ve o belgenin çevirisini yaptığımız zaman burada o mezarın burada olduğu tespit edildi. Burası daha önce kapalı, sadece tabut, teneşir gibi cenaze malzemelerinin konulduğu bir bölüm olarak kullanılmaktaydı ve bilinmiyordu. Çünkü mezar aşağıdaymış. Bu belgeden sonra mezarın yeri tespit edildi ve üzerine bir sanduka yapılarak bu mübarek mezarı ortaya çıkartılmış. Yani resmi belgelerle ortaya Tabii. Yani Osmanlı Devleti'nin Peygamber soyundan gelenlerin kaydını tuttuğu nakibül eşraflık kaydından biz bunu tespit ettik ve şu anda Peygamberimizin soyundan gelen birinin mezarı da Uluborlu'da bulunmaktadır. Birer Fatih, üçer İhlas diyoruz. Evet. Tarihi bir camimiz. Gerçekten o kadar orijinal ki sesimiz bile yankılanıyor. Evet. Yani akustiği burada görüyorsunuz. Evet, müthiş bir akustik var. Hiçbir ses sistemine falan da ihtiyaç yok sanırım. Evet. Evet, biraz burayı anlatalım hocam. Evet. Burası Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde yaptırılmış olan camilerden bir tanesi. Ancak 1909 yılında çıkan bir yangın neticesinde bu cami yanar. Tekrar tamir edilir, eski haline getirilmeye çalışılır ama şeysi değiştirilmiştir. O günkü yapısı değiştirilmiştir. Ancak
minaresi ve mihrabı o günden günümüze kadar orijinal olarak gelmiş olan bir camidir. Büyük bir cami. Buraya merkez camilerinden bir tanesidir. Hala da Uluborlular şehrin dışarısında olmasına rağmen bayram namazlarını, cumaları, teravih namazlarını, özel günlerde namazlarını bu camide kılarlar. Bu caminin de üzerinde orijinal kitabeleri o günden günümüze kadar ulaşmıştır. Şu anda eski Uluborlu şehrinde 6 tane o döneme ait cami görebiliriz. Bu camilerden bir tanesi de Alaaddin Camisi'dir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Hala daha üzerinde geçmişten günümüze ulaşan orijinal şeyler vardır. Eserler günümüze ulaşmıştır. 12 tane kubbesi, 35 tane penceresi, 3 tane kapısı olan büyük bir camidir ve cami içerisinde sizin de bahsettiğiniz gibi hiçbir şekilde ses sistemine ihtiyaç duymadan konuşmalar, hutbeler, her şey cami içerisindeki herkese çok rahat bir şekilde ulaştırılabilir. Ferah bir, güzel bir merkez camilerinden bir tanesidir. Özellikle kilitlerine bakmanızı istiyorum. Orijinal kilitlerine vardır kapı üzerinde. Bu güzel camimizin görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Tarihi adım adım adımlamaya devam ediyoruz. Hocam, arkamızda neler var? Hemen altımızda bir tane hamam var. Bu hamam Muhtesip Hamam olarak adlandırılan 1180 senesinde inşa edilmiş olan bir hamamdır. Uluborlu'da 7 tane hamam bulunmaktaydı. Şu anda 3 tane tarihi hamam ayaktadır. Fakat kubbesi bir önceki yıl sağlamdı. Bu sene yıkılmış vaziyette. Acilen korumaya alınması, restore edilmesi gereken önemli yapılardan bir tanesidir. Gene diğer bir tarafta şu anda göremiyoruz. Kargıllala Medresesi var. Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in eğitim almış olduğu bir medresedir. Uluborlu'da 20 tane medrese bulunmaktaydı. O medrese kalıntılarından bir tanesini görüyoruz. Gene aşağıda bir çay var. Şehir çayı olarak adlandırılır. Bu şehir çayı üzerinde 2 tane köprü, bir tane de su kemeri yer almaktadır. Bu köprülerinde Selçuklu dönemine ait eserlerdir. Cirimbolu Su Kemeri diye adlandırdığımız kemerde şehrin bütün içme suyunun Kapıdağ'ındaki pınarlardan şehre aktarılmasını sağlayan su kemerlerinden bir tanesidir. Bu gördüğümüz bölge eski Uluborlu şehrinin kalıntılarının bulunduğu bir alandır. Yine arkamızda muhteşem bir tarihi eser var. Burası neresi? Burası eski Uluborlu şehrine Kapıdağ'ından suyun gelmesini sağlayan Cirimbolu Su Kemeri olarak adlandırılan bir eserdir. Tarih boyunca Uluborlu'ya su kaynaklarının taşınmasını sağlamıştır. Şimdi neredeyiz? Şimdi Arapçık Çeşmesi'nin başındayız. Arapçık Çeşmesi diye adlandırılan çeşme hala da suyu Selçuk'tan günümüze kadar akıp gelen, suyunun kutsallığına, şifalı olduğuna inanılan bir çeşmedir. 1274 yılında Borgolu Arap Baba tarafından yaptırıldığını kitabesi üzerinden öğreniyoruz. Selçuklu dönemi eseridir. Daha önce bahsetmiş olduğum Şeyh Muhittin Çeşmesi'nin benzer olan bir çeşmedir. Bunun suyu daha farklıdır ve insanlar içme suyu olarak bunu götürürler. Özel günlerde yaptıkları yemekleri bununla yaparlar. Mevlütlerin şerbetlerini bununla yaparlar. Turşuyu bununla kurarlar. Suyunun özel olduğuna inanılan bir çeşme. Diğer çeşmelerimiz, Uluborlu'daki diğer çeşmelerimizde sular şeyden alınmaktadır. Kaynaktan getirilip çeşmeleri alınmakta ve onların depolarından insanlara sunulmakta. Fakat bu direkt kaynağından geliyor ve gördüğünüz gibi şimdi Eylül ayının başındayız. Normal şartlarda yeraltı sularının en az olduğu dönem olması gerekir ki çeşmeden akan suyu görüyorsun. Biz Uluborlu'nun tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve hocam, neredeyiz şimdi?
Şimdi Ulubor'daki bir sadaka taşının olduğu noktadayız. Sadaka taşı geleneği Selçuk'tan günümüze kadar gelen bir nektir ve Ulubor'da yüzyıllarca yaşadı. Bulunduğumuz nokta eski Uluborlu şehrinde. Burada da görmüş olduğunuz bu sadaka taş üzerine hayır yapmak üzerine para ama giysi ama farklı şeyleri getirip buraya koyarlar. İnsanlar da ihtiyaç duydukları zaman onu alırlar. Ayrıca bu sadaka taşının kenarında bir de şey vardır, bir küçük havuz var. Sürekli olarak su bulundurulur. Hayvanların içmesi için su sağlanır. Uzun kış zamanlarında her yeri kar kaplar. Kuşlar için özellikle yiyecek içecek bu sadaka taşı üzerinde kuşlara sunulurdu. Yani tabiri caizse 5000 yıllık tarihi adım adım adımladık ve geldik Cumhuriyet Çeşmemize. Evet. Cumhuriyet Çeşmesi olarak adlandırılan bu çeşme Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılmış olan bir çeşmedir. Üzerinde de gördüğünüz gibi Cumhuriyet Çeşmesi ibaresi vardır. 1935 tarihinde inşa edilmiş olan bir çeşmedir. Gördüğünüz üzere Helenistik çağdan Cumhuriyet'e kadar geçen bütün dönemlere ait eserlerin bulunduğu bir şehri bu şekilde gezmiş oldunuz. Sizler de 5000 yıllık tarihi adım adım adımlamak istiyor iseniz, tarihin ayak izlerinde yürümek istiyor iseniz, buyurun güller içerisindeki kiraz bahçesine, Uluborlu'na diyoruz. Bu hafta da sizler için Uluborlu'dayız ve Uluborlu vatandaşlarımıza soruyoruz. Uluborlu'nun en karizmatiği kim? Delisi kim? Akıllısı kim? Hep birlikte görelim mi? Buyurun görelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar dayı. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Hal keyif? Ha işte. İyi gördüm. Biz huzurevindeyiz. Öyle mi? Yaş kaç dayı? 91. 91, 19. Tersine çevirdim 19 ya. Geceler saymazsan tamam evet. Benim. Uluborlu'nun delisini arıyorum, delisini. Delisi, dolu burada deliler. Uluborlu deyince aklınıza ne gelmez dayı? Uluborlu deyince aklına kiraz gelir. Kiraz, elma. Başka? Kiraz diyarı burası. Zırdır deli kimmiş? Zırdır deli kim var burada? Bu bilir. Bu burada herkes kendine göre denli var. Ha gitti değil mi? Onu bulalım. Abi. Aleykümselam. Yancı lazım mı yancı? Ne demek? Ne demek? Bu Borlu deyince aklımıza ne gelmeli? Kiraz geliyor. Kiraz, elma kiraz. Başka? Abi Uluborlu denince akla tarihi, turistik, özellikle tarihi akla gelir. Yani adamların harman olduğu yer diyorsun. Evet. Yiğidin harman olduğu yer. Allah Allah. Yiğidin harman Allah olduğu Allah yer. Evet, gerçekten. Yapma ama ya. Tarihiyle, doğasıyla bambaşka bir güzellik. Gerçekten. Havasıyla, suyuyla mükemmel bir yer. İşte Uluborlu'nun ağası. Tam abi seni arıyorum ben ya. Evet. Abi bir haftadır evet buradayım. Evet. İsim neydi abi? Süleyman Erten. Sülo dediler. Sülo ağa dediler. Evet. 40 bin dönüm kiraz tarlan varmış. 40 bin dönüm de karpuz. Evet. Başka? Ya o kadar yok da yine 80 bin lira. Köy TV izliyorsun değil mi? Evet. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Hayat var. İşte Uluborlu'nun delisi benim dedi abi. Evet. Ben de Türkiye'nin delisiyim abi. Sıkıntı yok. Deli onunmadan veli olunmuyor. En son ne zaman deli oldun abi? 2001'de. Emekliyim ben. Geçinemeyiz. Ne olacak milletin hali? Ne olmalı? Çözüm en başta doğruluk olmalı. Köy TV izliyor musun? İzliyorum. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Uluborlu deyince aklımıza ne gelmeli? Napolyon kirazı, banağımız ve doğal yeşillik. Kuyruğu sulu böreğimiz. Banağımız. Uluborlu'nun en karizmatiği kim size göre? Biz sizi seçtik. Benim. Evet. Siz de mi kendinizi seçtiniz? Evet. Diyor anayasada. Milli gelirin diyor %1'i çiftçilere destek olarak verilmesi gerekir diyor. Veriliyor mu? Verilmiyor. Bize verilen destekler komik.
mazot desteği, gübre desteği komik rakamlarda kalıyor. Borlu'nun delisi ki. Delisi mi? Delisini arıyoruz da biz Ulu Borlu. Bilmiyorum, delisi çok yok da velisi çoktur. Dayımın gözlere baksana maşallah. Nasıl gidiyor Ulu Borlu'da yani? İyi işler, iyi gidiyor. Ekip ne biçiyorsun? Bir şey, kiraz var, bir şey yok. Kiraz var. Evet. Kendi kendinize ekip yiyorsunuz, yani, değil mi? Üstüne para etmedi, işe etmedi, bitmedi, soğuk vurdu. Ulu Borlu'nun delisi kim? Ulu Borlu'nun delisi ben. Seni arıyorum da. Niye arıyorum? Abi Ulu Borlu'nun en karizması sen misin? Aa, yok be ya. Kim söyledi? Abim mi yoksa? Beyefendi. Metin Bey. Onu ben abi, onu ayrı işleyeceğim. Delisi kim peki abi? Delisi Ömer bak orada. Delisi Ömer. Akıllısı kim abi? Başkanımız var burada, başkanımız. Ulu Borlu deyince aklımıza ne gelmedi? Ulu Borlu deyince aklımıza tabiat gelmeli. Kaliteli insanlar gelmeli. Evet. Eğitimli. Evet. Aklı başında. Evet. Emekli yeri burası genelde. Niye abimin aklı başka bir yerde mi? Aklı başında derken abime baktın mı? Şu anda aklım başka yerde. Başka yerde değil mi? Hulusi Ketmen'i andırıyorsun. Olabilir. Biraz doğrudur. Hüseyin Emre'yi andırıyorsun. Hüseyin yetti ya. Hüseyin Emre'yi tanıyor musun? Tanımıyorum. Benim abi. Öyle mi? Nasıl abi? Tanıdığım için memnun oldum, sağ olun. Ben de memnun oldum abi. Ne iş yapıyorsun? Teşekkür ederim. Emekliyim. Evet. Sen nerelisin peki? Abi ben son bir haftaya kadar Marslıydım ama bir haftadır Ulu Borlu'yum. Ulu Borlu'sun ya. Gerçek Ulu Borlu değilsin. Dünyaya indim yani. Türkiye'liyim abi. Mars'tan geldiysen sen o zaman şeye gideceksin, Burdur'a. Burdur'da ne var? Salla gönlüne. Sizin için geldiniz buraya. Senin onlar için geldik abi. Sağ ol, teşekkür ederiz. Buranın en garibi bakıyı bu. Yok, rica delisi ederim. Delisi sizsiniz. Yok. Akıllısı sizsiniz. Hayır, değil, kesinlikle. Abi her şeyi sen aldın ya. Ya değil, öyle değil. Biraz da bana bıraksaydın. Tamam. Adaşız ya, yarısı evet. Senin olsun. Hüseyinler güzeldir abi ya. Hasanlar güzeldir. Şimdi bir de zırzırı deli var. Olabilir canım. Ha o da sensin. Tamam, o da kabul, hadi bakalım. Biz gidelim mi abi? Nereye gideceksin? Ama bir şey konuşmadık ki. Konuş abi ya. Sen konuş. Ben sen konuşuyorum zaten bir saattir ya. Tamam. Ben de konuşuyorum. Ben boş mu duruyorum? Ne olacak abi? Halimiz. Halimiz kötü. Ekonomik zorluklar içerisinde yaşıyoruz. Çözüm ne abi? Çözüm. Çözüm. Sorunu herkes biliyor da. Atatürk ilkelerine bravo. Döneceğiz. Fabrika ayarlarına dönecek bu ülke. Yoksa o kadar. Olmaz. Milli ekonomi modeli uygulanacak. Ancak. Evet. Yoksa. Bak bugün gitti adam İzmir'de. İktisatı topladı gene. Ekonomiyi konuşuyor. Bir de milli ekonomi modelini bir aç baksana. Ne yazılmış? Ya onu o yukarıdakilere atsalar bir baksa. Ah. İşte onu. Ne kadar milletten gizlemeye çalıştılar. Bu mikrofonu onlara uzatsan. Ben herkese uzatıyorum. Sıkıntı yok. Öyle mi? İyi. Abi. Evet, güzel. Ben zıvanadan çıktım ya. Çıkma. Atarlar vallahi sana. Elbet. Bir gün öleceğiz. Bir gün güneş doğacak abi. İnşallah. Her akşamın bir sabahı var. Var bir hayalimiz abi. Var, hayalimiz var tabii ya. Görüşürüz abi. Bu ülkede güzelce yaşamak, insanca yaşamak. Borlu'nun delisini arıyorum ben ya. İşte o benim. Yapma ya. Abi neredesin sen ya? Ya ben aylardır seni arıyorum. Ben de Türkiye'min delisiyim abi. Ooo. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Beyefendi ne oluyor? Karizmatik mi oluyor? Karizmatik, ateşi. Ateş derken abi? Ateşliyor işte ortalığı. Ateşliyor. Abi öncelikle Ulu Borlu denince aklımıza ne geldi? Ulu Borlu denince aklımıza tarih. Ta yani antik Pisidiye dönemine dayanan bir yerleşim yeri diyelim coğrafyada. Selçuklu'da iyi bir şehir. O dönemde Hamitoğulları Beyliği'nde başkentlik yapmış bir yer. İşte aradığımız Ulu Borlu'nun karizmatiği. Sen misin abi? Evet. İsim ne abi? İsmim Muzaffer. Muzaffer abi, bir haftadır seni arıyorum ya. Ben buradayım. Allah Allah. Doğru Muzaffer değil mi? Evet, doğru Muzaffer. Abi dediler Ulu Borlu'nun en karizmatiği, şairi, ozanı. Estağfurullah. O kadar değil de ama saz çalarız, düğünleri yaparız. Ulu Borlu'nun ağası sensin galiba. Yok. Kiraz ağasıymışsın. Ya var, kiraz da var. Kaç bin dönüm kiraz arazisi? Valla 8-9 dönüm arazi. 8-9 bin mi? Yok, dönüm. Bin. 9 dönüm. 9 bin. Yok, 9 dönüm ya. 9 bin. Evet.
Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek. Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Selam aleyküm. Aleyküm. Merhabalar. Ya. Şöyle bir yanına oturayım abi ya. Gel. Gel buyur. Mars'tan mı geliyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu hal ya? İlaç çekiyorum. İlaç çeperken biliyorsun zehirli madde tam korunmak gerekiyor. Evet. Yıllardır tecrübe olduğu için korunmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Evet abi, bir yüzünü görebilir miyiz? Aynen. Kapattık nasıl olsa. Evet. Maskeyi de çıkar abi. İşte efendim. Uluborlu'nun en karizmatiği. Teşekkür ederim. Tabii ki Uluborlu'nun en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de elma. Evet. Ve onu üreten, onu bebek gibi besleyen bu milletin evet. efendisi, köylüsü. Evet. İsmi alalım abi. Ekrem Telaşe. Niye Telaşe abi ya? Dedesi ismi. Dedemiz çok telaşe olduğu için. O zamandan beri sen de telaşesin. Aynen, ben de genel müdürüyüm. Çok güzel. Elma üreticisi olarak alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Kesinlikle alamıyoruz. Niye yapıyorsunuz o zaman? Mecburuz, arazimiz var. Dikmişiz bu kadar evlat diyeyim ben bunlara. O gözle bakıyoruz. Hani belki yalan söylüyor diyebilirsiniz ama. Estağfurullah. Öyle düşünebilir halk. Bankaya gider sorar. Geçen seneki borcumuz, evvelki borcumuz her sene katlıyor. Bankaya gittim, bunun dokümanları var. Hani yalan konuşuyor diye düşünen olabilir. Estağfurullah. Çünkü bu işleri bilmeyen bir sürü insan var. Biz yapıyoruz ama. Her sene borcumuz katlanıyor. 2008'lere 10'lara kadar para kazandık. Yalan değil. Hı. Ama ondan sonra hep zarar, hep zarar. Allah Allah. Abi nasıl zarar ediyorsunuz? Biz elmayı kaça alıyoruz markette? O markete bakmayın. Biz 14-15'e alıyoruz şimdi. Doğrusunuz. Hem de. Sezon olmadığı zaman bu 25'leri falan gördü. Benim çocuklarım da dışarıda, Antalya'dalar. Dün, evvel gün 15 liraya elma almışlar 1 kilo seçmeden. Seçtirmemişler. Abi seçmeye de izin evet. vermiyorlar. Aynen. Peki nasıl kurtarmıyor? Onu anlamıyorum ben de abi. Şimdi kardeşim, bahçemiz var, gübre alamıyoruz. Veremiyoruz. Başka? Mesela ben güz gübresi, bahar gübresi, şu bu hiçbir şey veremedim. Sadece yazınki verdiğim gübrelerle uğraşıyorum. Onu da dünya gübre verdik. Traktörün var, doğru düz mazot alamıyorsun. İlaç hiç durmadan zamlanıyor. Mesela sezon bitiyor, ilaç sezonu %20 zam geliyor. Nasıl bir iş anlayamadık. Devamlı onlar da zam, devamlı zam, günlük, haftalık. Erişilmesi çok zor bunların. Bir ayda sadece buraya verdiğim gübre, damlama gübresi 24-25 milyon. Yani bu mazotu vermesi, eritmesi onlar hariç. Evet. Çözüm ne abi? Ne olmalı? Çözüm, destek. Artık. Ama destek veriyoruz diyorlar. Hayır. O mesela bir evrak hazırlattırıyorsun, destek, sözlü destek. Evrakçıya parayı ödüyorsun. Sana bir şey geçmiyor çiftçi olarak. %1, %2. Adı destek oluyor. Anladın mı? Hiçbir şeyin denetimi yok. İlacın, gübrenin, başka bir şeyin. Diyorum ya işte şehirdekiler de o zaman yapmayın, niye yapıyorsunuz diyorlar. O zaman ne yiyecekler hanımefendiler, beyefendiler? Vallahi ne diyeyim? Taş yiyemez. Bunlardan yiyecek, abi, buradan yiyecek. Çözüm ne çözüm? Elma bölgesi elma. Kiraz bölgesi kiraz, patates bölgesi patates. Devlet bunları program yapması lazım. Böyle gördüğü şu gibi. Ben kalkmışım bu sene erik dikmişim. Sökmüşüm ertesi sene kayısı dikmişim. Kayısı paratı, onu sökmüşüm, kiraz dikmişim. Böyle bir çiftçilik de olmaz, böyle bir tarım da olmaz. Böyle yönetim hiç olmaz.
Yani yeni bir tarım politikası lazım aynen, diyorsun. Aynen. Aynen. Taptaze ve ciddi bir tarım politikası bekliyoruz. Diyorsun. Abi elmanın dışında ne yetiştiriyorsunuz? Kiraz yetiştiriyorum. Evet. Biraz yan gelir olarak bir 30 kadar ayvam var. Eriğim var falan tür olarak. Yani 2000 ağacım var. Çok iyi abi. Borcumuzu sorarsan 300 bin lirayı geçiyor herhalde. Korkunç bir şey ya. Abi köy TV izliyor musun? Hem şunları inansınlar halk. Ben 66 yaşındayım. İlacını, borularını, damlamasını, gübresini kendim veriyorum. Sadece yolumda işi tutuyorum. Bu kadar işi kendim işlemeye çalışıyorum. O halde para kazanmıyorum. Ne diyelim abi? Bu Uyan Türkiye diyoruz. Başka ne diyelim? Uyan Türkiye. Derin uykuda. Komada galiba. Duymuyor. Köy TV izliyor musun? İzliyorum zaman zaman da benim zamanım da olmuyor yaz döneminde. Evet, köyde ne var? Hayat var. Var, aynen. Ekmek var, su var, aş var, iş var. Çok teşekkür ederiz. Evet, bizi gel böyle onurlandırıp. Estağfurullah, aradığınız, o onur bize ait. Biz bu milletin efendisiyle görüştüğümüz için çok teşekkür çok, ederim. Çok onurlu hissediyoruz. Yaramıza bir nebze parmak basabilirseniz ne mutlu bize. Size de öyle. Eyvallah diyor, devam ediyoruz. Aynen. Uluborlu'nun en önemli geçim kaynağı tabii ki tarım. Ve bunun başında da kiraz, elma, armut ve benzeri evet. Meyveler yetişiyor. Kayısı, başkanım. Kayısı. Evet, erik de var. Yeni yeni eriğe de başlandı Uluborlu'da. Uluborlu daha önceden kiraz olmadan önce elma diyarı diyelim. Elma ile geçimini sağlıyordu. Tabii kirazın getirisi biraz daha fazla olduğu için çiftçimiz ona yöneldi. Oğumuzun %60-70 oranında kirazla şu anda geçimini sağlıyor Uluborlu. Uluborlu'da senelik elma üretimi yaklaşık 15 bin ton civarındadır. Kaliteli elma üretilir. Ne cins elmalar var başkanım? Başta klasik olarak Star King ve Golden üretimi vardı. Sonradan yeni cinsler yetiştirmeye başladı. Bilhassa ağaçlarımız bodur cinse çevrildi. Çünkü bodur cinslerin ilaçlaması, bakımı, işçiliği ve toplanma aşamasında daha kolay olduğu için vatandaş ona yönlenmiş oldu. Yani Uluborlu'da şu anda yeni versiyon bütün elma cinslerini görebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek aslında Uluborlu'da şöyle söyleyeyim, meyve ağacı olarak ne dikerseniz yetişir diyebilirim. Öyle verimli bir ovamız var. Aynen düz biter aynen o şey. Kesinlikle. Gelirler giderleri karşılıyor mu? İnsanlar alın terinin karşılığını alabiliyorlar mı? Ben her zaman söylüyorum, bundan 20 sene öncesinde bir sezonda kiraz satışından ortalama bir bahçe büyüklüğü olan üreticimiz Antalya veya Isparta'dan evini alabiliyordu. Yani bakın gelirin ne kadar yüksek olduğunu oradan tahmin edebilirsiniz. Hatta bazı dönemlerde merkezi yönetimlerden uyarı geldiğini de biliyoruz. Uluborlu'da neden bu kadar çok ticareti, nakit ticareti var, bankalar çok aşırı çalışıyor diye böyle bir şey de olmuştur. Bunun sebebi de hakikaten o dönemlerde örnek olarak söylediğimiz kirazdan üreticimizin çok büyük gelirler elde etmesiydi. Ama maalesef 20 yıldır Uluborlu'da şu anda öyle dönemler yaşadık ki o senenin hasadıyla satışını yaptıktan sonra üreticimiz işçi maaşı, kira şeylerini, ücretlerini dahi ödeyemez duruma gelmişti. Şu anda Uluborlu'da borcu olmayan çiftçimiz yoktur. Bankalara borcu olmayan çiftçimiz yoktur. Borcu olmayan çiftçimizi biz zengin addediyoruz. Öyle söyleyeyim. Çünkü artık her şey krediyle dönüyor. Yani bankalardan kredi çekmek zorunda kalıyor çiftçimiz. Neden? O kadar çok girdi maliyetleri artmış durumda ki. Yani sezonda ilaç, gübre, bahçenin sürülmesi, bunlar çapalanması gibi ihtiyaçlarda kullandığımız mazot o kadar çok maliyetleri yükseldi ki insanlar şu anda bahçesine giderken sabahleyin onların hesabını yaparak gidiyor. Önceden 5 gidiyorsa 1 gidiyor. Yani bunun bir kısır döngünün içindeyiz işin açığı. Burada devletin bu olaya kesinlikle müdahil olup hem girdi maliyetlerini düşürmesi hem de pazar açısından vatandaşını yönlendirmesi gerekiyor. Bunu da devletin çiftçinin elini tutmasını istiyoruz biz. Yani bu elini tutmadan çiftçi nereye gideceğini bilmiyor. Pusulasını kaybetmiş bir şekilde rüzgar ne taraftan eserse o tarafa doğru yöneliyoruz. Çiftçimiz her 3 ayda bir, 4 ayda bir yeni ürünler deniyor. Bunun da sebebi
merkezi yönetimdeki bu işin başındaki insanların da sabit olmaması, değişken olması. Yani bir istikrar yok işin açığı. Onun için de vatandaş nereye yöneleceğini şaşırmış durumda. Siz belediye olarak çiftçiye yönelik ne gibi projeleriniz var? Çiftçiye yönelik olarak bizim projemiz şu. Ben artık bu saatten sonra insanların, çiftçinin, üreticinin tek başına bu global dünyada mücadele etme şansının çok zor olduğunu söylüyorum. Biz şu anda akıntıya karşı kürek çekmeye çalışan ama bunu da tek kürekle yapmaya çalışan insan durumundayız. O sebeple bize ikinci kürek lazım akıntıya karşı mücadele edebilmemiz için. O ikinci küreğin adı da birlik, çiftçi birliği. Çiftçi birliğini kurmaz isek bu ovanın tamamına yakını belli bir zaman sonra dünya şirketlerinin eline geçecek. O bahçelerin, bu bahçelerin sahipleri de o bahçelerde maraba olarak çalışacak. Bu Türk çiftçisinin kaderi olmaması lazım. Atatürk'ün çiftçisinin bu duruma düşürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. En kısa sürede de çiftçiye destek olunup en acil bir şekilde bu birliklerin kurulması düşüncesindeyim. Bu toprakları kanla, canla, terle kazanmış bir milletiz. Ama maalesef hep geliyoruz küçük oyunlarla, küçük ayak oyunlarıyla kaybediyoruz elimizden. O sebeple bir an önce Türk milletinin aklını başını devşirip bunun önlemini alması gerektiği düşüncesindeyim. Elmadan sonra şu anda en büyük üretiminiz kiraz. Bununla alakalı ne gibi projeleriniz var kirazla alakalı? Şöyle belirteyim, aslında elmanın da önünde kiraz bizim. Öyle mi? Tabii. Yani Uluborlu kirazı dünya markasıdır. Tarihin geçmiş tarihte kraliyet ailesine kadar ulaşmış bir kirazdır bu kiraz. Tescilini almış durumdayız. Türkiye'deki iki ilçeden bir tanesi Uluborlu kirazı. Böyle kirazı kaliteli üreten, evladı gibi bahçesine bakan, ürününü her türlü doğal etkenden korumaya çalışan bir çiftçinin maalesef pazarlama konusunda çok büyük sıkıntıları var. Her sene o çocuğu gibi baktığı bahçenin mahsulünü tüccarın önüne götürdüğünde, affedersiniz, kurbanlık koyun misalidir bizim üreticimiz. O ne fiyat verecek? Kirazı kabul edecek mi? Yoksa geri çevirecek mi? Evet, geri çevirecek mi? Bu düşünceyle bizim en gencimizden en yaşlımıza bu stresi üreticimiz yaşıyor. Ben de diyorum ki bunu bizim çiftçimize kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Kesinlikle. Onun için de öncelikle çiftçi birliğinin arkasından kiraza yönelik bir kiraz paketleme tesisinin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar kurulmamış mı? Maalesef kurulmamış. Yani bir meyve suyu fabrikası? Hayır, kurulamamış. Kiraz paketleme tesisi olarak bir kooperatifimiz, kiraz kooperatifimiz var. Ama maddi imkansızlıklardan tahmin ediyorum ya da farklı bir düşünceyle elma paketleme tesisine çevrilmiş. Amacına ulaşmamış bir kooperatif şu anda. Biz de diyoruz ki yani bunu bir an önce yapalım. Uluborlu madem kirazın başkenti, evet, paketleme tesisinin de olması gerekiyor. Neden derseniz, paketleme tesisiniz varsa o kadar çok tüccar gelecek ki buraya. Çünkü çoğu tüccarın elinde bir paketleme tesisi yok. Ya da diğer tüccarlardan kiralama yöntemine gidemiyorlar. O sebeple biz pazar kaybına uğruyoruz. Yani burada bir paketleme tesisimiz olduğu takdirde o tüccarları da buraya çekmiş olacağız. Doğal olarak da kirazımızın fiyatını biz belirlemeye başlayacağız. Aynen. En önemli şey bu bence. Bununla alakalı bir çalışma var mı? Biz şu anda özür dileyerek söylüyorum, muhalif belediyeyiz. O sebeple attığımız her adımda önümüze her türlü engel konuluyor. Bunlar Uluborlu'nun zararına olduğunu bile bile, belki Uluborlu'nun yerli insanları da var bunun işin içinde. Ama ben onları Uluborlu olarak görmüyorum. Eğer bir Uluborlu insanıysa şu anda bu belediyeyi biz yönetiyorsak hep beraber yönetiyoruz. Ben 1 Nisan itibariyle Uluborlu'da siyaseti bitirdim. Yakamdan siyasi partimin rozetini çıkarttım. Her zaman olduğu gibi Türk bayrağı var. Kendini Türk hisseden, kendini Uluborlu hisseden herkesin benim yanımda durmasını bekliyorum. Onun için de inşallah bundan sonra akıllarını başlarına devşirirler diye düşünmekteyim. Bu suyu veya konsantre fabrikasının haricinde kurutma tesisinde olması gerekiyor. Tabii ki kurutma tesisinde. Burada her türlü, bu ovada her türlü ürün üretilmekte. Kurutma tesisinde veya meyve suyu fabrikasında ikinci, üçüncü kalitedeki ürünlerimiz değerlendirilmekte. Ama bunu bizim buradaki üreticimiz uzaklara sevk etmek zorunda kalıyor. Buradaki aracılar vasıtasıyla. Ama burada bir o dediğiniz tesislerin olduğunu düşünsenize. Burada bir hazine yatıyor. Hazine yatıyor. Ve bunun kıymetini kimse bilmiyor. Maalesef biliyor da bilmezden geliyor diyelim. Öyle diyelim. Evet. Daha önce de söylediğimiz gibi Uluborlu'nun tarihi 5000 yıla dayanıyor ve o tarihe uygun, aslına uygun bağ evlerinden bir tanesine doğru gidiyoruz.
Merhabalar hocam, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Dediler ki tarihi adım adım adımlamak isteyenler, tarihin ayak izlerinde yürümek isteyenler hocamı bulsun dediler. Mutlaka Abdullah Hoca'yı bulsunlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. O bakır sizsiniz değil mi hocam? Benim. O meşhur hocam. Estağfurullah. Bakır gibi saçlarınız. Teşekkür ederim. Ama saçlar altın gibi. Teşekkür ederim. Sizinki kadar olmasa da idare eder. Estağfurullah. Benimki gümüş. Evet hocam, 5000 yıllık bir tarihi olan bir ilçeden bahsediyoruz. Uluborlu. Ve daha gün yüzüne çıkmamış birçok eser var. İnşallah bunların hepsini dolaşacağız değil mi İnşallah, sizinle? İnşallah kısmet olursa. Adım adım gezeceğiz Uluborlu'yu. Tarihi eserlerini, kültürünü, medeniyetini, geçmişten günümüze taşımış olduğumuz bütün değerleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. İnşallah hocam. Tabii ilk sevgili izleyiciler, hocamın evi burası. Hemen ilk adım attığınızda dahi o tarihi havayı koklayabiliyorsunuz. Aynen. Çünkü o aslına uygun yapılan Uluborlu'nun bayileri. Evet. Ve daha hocam da böyle bir yerde yaşıyor. Evet. Atadan kalma bir evimiz. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Aslına uygun olarak dekor etmişsiniz. Aslına uygun olarak. Evet. İçerisinde teknoloji ürünü hiçbir şey yok. Evet. Sadece toprak, ahşap ve taştan imal edilmiş bir ev. Sadece teknoloji ürünü olarak elektrik kabloları, elektrik düğmeleri. Bu arada bağ kültürü var. İsterseniz çok kısa ben onu özetleyeyim ki evin anlaşılması anlamında önemli. Selçuklulardan günümüze kadar Selçuklu şehirlerinde şehir kültürünün olduğu yerlerde insanlar yaz geldiği zaman bağlara göçerler. Bağlar bir sayfiye yeri özelliğindedir. Bağda yazlık hayatını geçirirler, kışlık ihtiyaçlarını karşılarlar. Daha sonra da şehir dediğimiz, bugün gezeceğimiz tarih alanının bulunduğu bölgeye göç ederler. Bu Türkiye'de değişik örnekleri var. İşte Gesi bağları vardır, Meram bağları vardır, Erkilet bağları, Nide bağları, bir de Borlu bağları vardır. Şu anda siz Borlu bağlarının içerisindesiniz ve bir Borlu bağ evini... Tipik bir Borlu bağ evi. Borlu bağ evindesiniz şimdi, evet, onu göreceksiniz. Bizim Gaziantep'te de var tabii bağ evleri ama tabii şu anda modern halde yapılıyor. Evet. Tabii ki hocam doğar doğmaz tarihle doğdum diyor. Evet. O tarihi içine bir yolculuk yapıyor. Evet. Buyurun lütfen. Tabii ki Uluborlu'nun 5000 yıllık tarihi ve o tipik bağ evi. Evet. Neler var evin içerisinde? Ne gibi tadilatlar yaptınız? Aslı nasıldı? Kaç yüzyıllık bir ev hocam? Vallahi kaç yüzyıllık olduğu çok iyi. Bir net bilmiyoruz ama evimin özelliği ev topraktan, ahşaptan ve taştan yapılmış olan bir ev. Duvarları çok kalın yapıda olan bir ev. Hatta içerisinde şu anda bile telefon çekmiyor. Yani elektromanyetik dalgaları alamazsınız burada. Yazın çok serin, kışın sıcak olur. Mesela bizim Uluborlu'da kurutma geleneği vardır. Et kurutulur. Sebze tabii kurutulur. Tabii eskiden dolap mı vardı? Et kurutulur. Asırlar da et kurutulur. Evet, et kurutulur, yağ kurutulur. Mesela onlar burada daha rahat kurur. Hala da bizim çarşıda da evimiz var ama bu tip işlemleri biz burada yapıyoruz. Buna benzer çok fazla sayıda Uluborlu'da bağ evi var. Bu onlardan bir tane örnek. İçerisinde bir insanın yaşamı için gerekli olan her türlü şeyi bulabilirsiniz. Genelde yazlık kullanılan evler. Burası iki bölüm olan bir ev. Şu anda içerisinde bulunduğumuz nokta sosyal hayatın geçtiği yer. Salon dediğimiz. Yani salon. Sosyal hayat burada geçer. Daha sonra yukarıda da odalar vardır. Herkes odasına çekilir. Her oda bir ailenin kalabileceği özelliktedir. Yani insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir evdir. Ben 20 yıl İstanbul'da yaşadım. İşte biz sizin gibi şanslı değiliz. İstanbul'da yaşadım. Ya. İstanbul'dan tekrar kaçtım. Buraya döndüm. Şimdi Isparta öğretim üyesiyim ben. Üniversitede. Ama günlük gidip geliyorum. Burada oturuyor muyum? Oturmuyorum. Misafirlerimi burada kabul ediyorum. Kendim burada kalıyorum. İnanın şurada uyunan uykunun tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın duvarın kalınlığını görüyor musunuz? Evet. Bu kalınlıkta bir duvar. Bu yerel iklim fazla. Yerel iklim şartlarına uygun olarak şey yapılmış. Kışın serin, kışın sıcak. Kışın sıcak. Bu evde teknoloji ürünü sadece elektrik düğmeleri var. Kalınlığı. Başka hiçbir şey yok. Bir de mecburen günlük kullanım için tuvaletin bulunduğu bölümde bir banyo yaptık. Asli tuvalet koyduk oraya ama onun dışında her şeysi normal olduğu gibi eski yaz. Kapı kilitlerine kadar tutunu eski zaman anahtarları onlardan. Günlük kullanımda en fazla ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi bu. Çocuk bunun başında ders çalışır. Kadın bununla halı dokur. Kadın bununla dantel işler. İnsanlar bununla yemek yer. Gecenin en önemli şey kullanım malzemelerimizden bir tanesi. Yani öyle meşhur avizeler yoktu.
Evet, Bohemia Bagara kristalleri yoktu. Şimdi yukarı kata çıkalım. Buyurun çıkalım. Burası neresi hocam? Burası gene bizim bahçemizin üst katı. İnsanların günlük hayatın dışında kaldıkları, yattıkları bölüm burası. Özel hayatın geçtiği, her ailenin kaldığı odalar var. Bu odalarda da şu özellik var. Bir ailenin ihtiyaç duyduğu her şey orada. Ebeveyn banyosu dahil. Ha, buradaki her odada vardır. İşte ebeveyn odası, yatak odası. Evet. Burada neler var? Burada neler var? Burada bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği özellikte bir oda burası. Tarihi adım adım adımlamaya, küçük adımlarla yürümeye devam edelim. Edeceğiz. Hocam geçelim mi? Buyurun. Uluborlu'da imal edilen geleneksel kilitler. Yine tarih. Evet. Hatta bir soba görüyorum burada. Evet. Soba, kuzine soba diye adlandırılan sobalar çok amaçlı. Sobalar hem ısınma amacıyla kullanılıyor, hem fırını kullanılıyor, hem üzerinde aynı anda birkaç tane tencereyle yemek yapılabilir. Bir zaman içeride de küçük bir mutfağı bulunur. Yazlık yerleri olduğu için daha ziyade dışarıda üç ayrı ocak vardır. Küre, tandır ve ocak olarak adlandırılan yer. Yemekler, ekmekler orada yapılır. İçeride tüketilir veya bahçede tüketilir bunlar. Yine yatak odası, dolap, yüklük, küçük yine bir şeysi var, dolabı var. Arkada bir divan var. Divanın kapağı açılarak o da bir şey haline getirilebiliyor, yatak haline getirilebiliyor. Aynı zamanda divanın kenarında da bir kapak vardır. Orayı açıyorsunuz, orayı da banyo olarak kullanıyorsunuz. Halk dilindeki adı gusülhane olarak adlandırılır orası da. Bu görmüş olduğumuz bölüme de oyma adı veriliyor. Günlük kullanım malzemelerini de oraya koyuyorlar insanlar. Şurada bir tane şey var, pencere var. Buraya konulan lambayla dışarısı aydınlatıyor veya dışarının ışığı burayı aydınlatabiliyor. Yani o gün tabii elektrik olmadığı için bu şekilde bir aydınlatma yönüne gitmişlerdir. Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek. Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Spartamızın özel mi özel, güzel mi güzel ilçesi Uluborlu'da, daha doğrusu Kiraz'ın memleketi Uluborlu'da çok değerli başkanımızla birlikteyiz. Öncelikle Anadolu Gezginleri olarak hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Biz sizi belediye başkanı olarak tanıyoruz. Bir de vatandaş Aziz Tuna'yı tanıyabilir miyiz? 1967 Uluborlu doğumluyum. İlk orta öğrenimi Uluborlu'da tamamladıktan sonra Ankara'ya geçtim. Ankara'da üniversite hayatıma devam ettim. İş hayatı, evlilik hayatı derken 35 yıl bir çırpıda geçti. Ama Uluborlu ile hiçbir zaman bağımı kesmedim. İlkokul, ortaokul, liseyi burada okudum diyorsunuz. Daha sonra? Sonra Ankara'yı, üniversiteyi kazandık. Ve daha sonra askerlik diyorsunuz. Ne zaman askere gittiniz başka? Üniversiteden sonra gittik. 92-93 yıllarında. Maalesef bu terörün en cafcaflı olduğu dönemde. Evet, terör örgütünün, maalesef ülkemizin terörle mücadelesinin en yoğun olduğu senelerdi. Askerliği nerede yaptınız? Şırnak Beste Karakolu'nda yaptım. Evet, timimizden 5 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin diyoruz. İnşallah hepsini. Vatan, biz bu şu anda bu memlekette rahat nefes alabiliyorsak, geçmişten bu yana bütün şehitlerimize ve gazilerimize bu borçluyuz. Bir başta Ulu Önder Atatürk'ümüze. Başta Mustafa Kemal Atatürk. Onu zaten belirtmeden geçemeyiz. Evet. O bizim Cumhuriyetimizin kurucusu. Her şeyimizi ona borçluyuz diyebilirim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olmasındaki en büyük dayanağımız, desteğimiz Mustafa Kemal Atatürk'tü bizim. O seyit olan Mustafa Kemal. Evet, aynen. Usta diyor, o seyittir diyor. Aynen. Ellerinizden öper. İki evladımız var. 22 yaşında bir oğlum Cenk Osman adında, bir de Ceren isminde 16 yaşında bir kızım var. Eşimiz de biz 1990
94'ün sonunda tanıştık. 96 yılında da nasip oldu. Evlendik. Eşimden Allah razı olsun. Bana her konuda destek olmuştur. Gerçekten her zaman yanımda oldu. Keşke dediğim bazı zamanların haricinde onun sözünü dinleseydim dediğim zamanların olduğunu da çok iyi hatırlıyorum. İşte hani her erkeğin arkasında başarılı olmasındaki destek eşidir derler ya. O şekilde eşim de bana sonuna kadar destek olmuştur. Tam bu 2019 seçimlerinin arifesinde 2018'in Mart'ında eşimin bu akciğer kanseri olduğunu öğrendik biz. Maalesef 4. evreydi. 6-7 ay tedavi süreci oldu. Tam da seçim arifesiydi. Biz bayağı bir mücadele verdik. Ben inanın seçimlere girmeyi dahi düşünmemiştim. Ama onun vasiyeti bu dönem sen belediye başkanı olacaksın. Memleketine hizmet edeceksin. Ben de nasip olursa başkan eşi olacağım demişti. Bir şeyle tesellimiz o oldu. 2018'in Aralık ayının 16'sında eşimi kaybettik maalesef. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Onun vasiyetini yerine getirmiş oldum. Ne mutlu size. Bu meslek babadan da bize bir şey vekalet diyeyim. Siyaseti biz doğarken öğrendik diyorsunuz. 1984-89 yılları arasında babam da Uluborlu'da belediye başkanlığı yapmıştı. Bir herhalde aşinalık vardı diyelim. 35 seneden sonra dönüp memlekete hizmet etme aşkıyla geldik. Her ne kadar bazıları bizi ithal başkan diye ifade etseler de biz hasbehas, öz ve öz Uluborlu'nun evladıyız. Genlerimizde zaten genlerimizde. Başkanlık aynen öyle. Aynen öyle. Sizin gözünüzden, sizin pencerenizden, sizin dilinizden Uluborlu'muzu biraz tanıyabilir miyiz? Uluborlu, Anadolu'nun şirin bir ilçesi. Göller bölgesinin incisi diyebileceğimiz bir ilçe. Tabii her belediye başkanı kendi ilçesini övecek ama inanın bu çevrede bu kadar kültürün, geleneğin, ananenin harmanlandığı bir ilçe olduğunu düşünmüyorum. 5000 yıllık bir ilçe. Bildiğimiz tarihiyle tabii ki. 5000 yıllık. Helenistik dönemden Roma, Bizans, Selçuklu, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerinin şu anda 48 tanesi mevcut elimizde. Daha tabii bunun bir kısmı toprak altında. Apolonya şehrimiz var. Araştırılmayı, kazılmayı, arkeolojik çalışmaların başlatılmasını bekleyen bir şehir. Tarih boyunca Mordium, Zozopolis ve Apolonya isimlerini almış Uluborlu'muz. Şu anda geçim kaynağı olarak tarımla uğraşıyoruz. Dünyaca ünlü bir kirazımız var. Uluborlu kirazı, Napolyon cinsi dediğimiz kiraz. 70'li yıllarda bildiğim kadarıyla kraliyet ailesinde kraliçe Elizabeth'e kadar ulaşmış bir kirazdır bu. Avrupa'da da satılırken Uluborlu kirazı etiketiyle satılır. Önceki dönem belediye başkanımızın başlattığı coğrafi işaret çalışmasının takibini yaparak geçen yıl işaretimizi aldık. Uluborlu Türkiye'deki iki ilçeden birisidir. Coğrafi işareti kiraz konusunda olan iki ilçeden bir tanesiyiz. Aroma farkından dolayı, dayanıklılığından dolayı tercih edilen bir kirazdır. O sebeple biz tabii ki Türkiye çapında kirazın ilk yetiştiricilerinden birisi Uluborlu. Çoğu ilçeye, çoğu şehre Uluborlu'dan fidanlar gitmiştir. O şekilde Türkiye'nin birçok yerine Napolyon kirazı dağılmış durumda. Sezonun uzamasına sebep olmuştur bu da. Yani sezon diyelim ki Kemalpaşa'dan başlar, işte Adana Darboğaz'da uzun bir süreçten sonra bitmekte. Tam da sezonun ortasına Uluborlu'daki geliyor. Tabii bu neye sebep oluyor? Kirazın en iyi kirazı en uygun fiyata almış oluyor tüccar. Bu tüccarın kârına ama bizim üreticimizin zararına olan bir sistem. Gönül ister ki bu üretenin emeğinin tam karşılığı alınabilsin. Biz uğraştık, didiniyoruz ama maalesef bu konuda tam desteğimiz olmadığı için henüz şeyi aşamadık, engelleri aşamadık. En azından Uluborlu'da bir tane kiraz paketleme tesisinin ünitesinin olması gerekiyor. Kirazın başkenti olan bir yerde böyle bir tesise ihtiyaç var. Bunu başardığımız gün inanın büyük bir engeli aşmış olacağımıza inanıyorum.
tarihi açıdan Uluborlu gerçekten bir hazine. Sadece kiraza, elmaya ya da işte diğer tarım ürünlerine bence Uluborlu'yu mahkum etmek yanlış bir anlayış. Onunla alakalı tarihi değerlerimizi öne çıkartarak, onların korumasını sağlayarak ve turizme açarak bence Uluborlu'yu daha da iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı da çalışmalarımız var ama henüz bir adım atabilmiş miyiz? Tam anlamıyla değil. Bunun üçüncü ayağı konaklama ayağı. Konaklama konusunda Uluborlu'nun büyük sıkıntıları var. Bir otelimiz yok maalesef. Rahmetli babamın döneminde yapılmış olan bir otelimiz vardı. 12 odalı. Ama günümüz şartlarına hitap etmediği için şu anda faaliyette değil. Devletin kurumlarından boşa çıkanlar var. Bunları talep ettik devletten. Dedik ki işte bize bunları verirseniz biz güçlendirmesini yapalım. En azından Uluborlu'ya bir otel, misafirhane veya öğretmen evi gibi bir hizmetimiz olsun dedik ama onunla alakalı da bir henüz gelişme olmadı. 5000 yıllık tarihiyle bir tarih şehri, kültür şehri, tarım, hayvancılık şehri, aynı zamanda turizm şehri diyorsunuz. Evet. Ve manzarasıyla evet. Uluborlu'nun yaşam. Dağ eteklerinde. Evet, kesinlikle. Kışlarımız biraz sert geçer. Ayazımız, soğuğumuz ve kar, bilhassa geçen sene çok güzel bir kar yağışı oldu diyelim. Yazında inanın bir yayla havası yaşanır burada. Birçok Antalyalı hemşerimiz de konaklamak için Uluborlu'yu tercih ediyor. Millet dünya Antalya derken Antalyalılar Uluborlu Antalya, diyor. Kesinlikle aynen öyle. Bir de Uluborlu'da bağ evleri kültürü var. Yani bu aslında biz işte turizme kazandırmamız açısından çok önemli bir elimizde done. İnşallah onunla alakalı da ben vatandaşımızı buna yönlendirmeye çalışıyorum. Birkaç evimizi böyle bir sisteme dahil edebildik. Dünyanın her yerinden, sadece Türkiye'den değil, bu sistemle gelip bu bağ evlerinde kalma imkanınız doğuyor. İnşallah o 100'ün üzerinde, 200 civarında belki bağ evi var. Bazı kısmı, bir kısmı çok harap olmuş durumda ama 100 civarında olanları küçük bir müdahaleyle yaşanılabilir hale gelecek bağ evlerimiz var. Bunları hayata geçirip pansiyon ev haline getirebilirsek hem Uluborlu ekonomisine bir güzel bir katkı olacak, hem Uluborlu Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden tanınacak. Bence ilk etapta belki otel yapamasak da bunu başarırsak bu sistemle Uluborlu'yu hem turist akını çekmeyi başaracağız, hem de Uluborlu daha fazla tanınmış hale gelecek. Evet. Az önce söylediğiniz kiraz. Kirazın dışında yine tarım ürünleri olarak elma vesaire neler var başkanım? Elmamız var, kayısı, armut yetişiyor. Vişne kirazdan sonra aslında bayağı yoğunlukla yetişir. Biliyorsunuz vişne suya daha az ihtiyaç duyan bir bitki türü. Ama tabii bizim vatandaşımız yıllar içinde kiraza ağırlık verdi. Önceden elma ağırlıklıydı. Elmayı azalttık. Kiraza ağırlık verdik. Elma işi biraz daha başka ilçelere kaymış durumda şu anda. Erik de yeni yeni şu anda erik dikimi de başladı. Şimdi tabii bazı şeyler sizin o şartlara uyum sağlamanızla alakalı gelişiyor. Son zamanlarda ülkemizin yaşadığı biliyorsunuz kuraklık var. Biz de burada sulamamızda bir barajımız var. Onu kullanıyorduk normalde. Ama mesela örnek söyleyeyim, geçen sene bayağı bir barajımızda su oranı düşüktü. %10 seviyelerindeydi. Biz farklı bir sistemle, farklı bir disiplin uygulayarak o suyu ve kuyu takviyesiyle sezonu atlatmayı başardık. Bu sene nispeten daha güzel bir suyumuz var. Yetirebiliyoruz. Kuyuları çok fazla kullanmadan. Şimdi insanlar da tabii ki bu kuraklıkta yaşanan dönemde bahçelerinden bazılarını sökmek zorunda kaldılar. Farklı sistemle farklı bitkilere yöneliyorlar. Çoğunlukla da sezonluk bitkiler oluyor bunlar. İşte fasulye, barbunya, yonca, mısır, bu tip ürünlere yöneliyorlar. Bunlarla sezonu atlatmaya çalışıyorlar. Tabii bunların da bazıları, çörek otu mesela örnek o da var. Bazı ürünler suyu çok harcıyor. Yani bir kiraz ağacından daha fazla suya ihtiyaç duyan bitkiler var. Evet, evet. Bunlara yönelmeler var. Önemli olan burada Uluborlu'nun ekonomisini
daha fazla canlı tutabilmek, sezona daha fazla yayabilmek, kiraz da bu işin sadece olmayacağını artık yavaş yavaş çiştiğimizde fark etti. Ama tabii bu şu andaki dünyadaki ekonomik sıkıntılar, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar ve girdi maliyetlerinin artmış olması vatandaşın da çiftçinin de bu işlerle mücadele etmesinde çok büyük sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Hayvancılık yöremizde yapılmakta ama çok meramız olmadığı için şey yapamıyoruz. Hayvancılığımızı çok fazla geliştiremiyoruz. Bir hayvancılıkla alakalı bölgemiz yok. Yani oralara vatandaşı yönlendirip oralarda birlikte hareket edip bir kooperatifleşmeye maalesef gidilememiş. Bunun eksikliğini hissediyoruz. Aynı konu tarımsal alanda da var. Bir çiftçi birliğimiz, bir kooperatifleşmemiz yok. Bu sebeple de dış etkenlere çok aşırı maruz kalıyor çiftçimiz. Tek başına mücadele etmeye çalışıyorlar. Ama bu tabii günümüzdeki şartlar biliyorsunuz artık ekonomi şeye yönlendirdi. Çok büyük firmaların eline geçiyor bu işler. Firmalar kendileri yapıyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor. Bunlara karşı mücadele etmek tek başına bir çiftçinin altından kalkabileceği şeyler değil. Onun için en kısa sürede bir birlik oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Siyasete ne zaman girdiniz? Siyasete babamızla birlikte girdik biz. Genlerimizde var siyaset diyorsunuz. Yani öyle diyelim. Babam gerçekten yakından ilgiliydi. Bildiğim kadarıyla da o ANAP'ın ilk dönemlerinde milletvekilliğini reddedip belediye başkanlığını tercih edecek kadar yani öyle bir şeyle maalesef diyeyim artık belediye başkanlığını tercih etti. Memlekete hizmet için milletvekilliğine hayır, belediye başkanlığına evet dedi diyorsunuz. Borlu sevdası önüne geçti. Çok zorlamalarına rağmen kabul etmedi. Belediye başkanlığını tercih etti. Ben memleketime daha yakından hizmet etmek istiyorum dedi. Birebir vatandaşla iç içe olmak istiyorum dedi. Bize de herhalde o zamandan bulaştı bu hastalık. Biz de o zamandan bu zamana kadar siyasetin içinde öyle veya böyle bulunduk. Tabii iş hayatı Ankara'daki şeyde işimizde de devam ederken siyaseti de yakından takip ettik. Ya 2015 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday olarak ben gelmiştim Uluborlu'ya. O zamanki tabii konjonktürde farklı bir düşünceyle başka bir abimiz aday olarak düşünülmüştü. Onun şeyiyle biz de geri durduk. Nasip 2019'daymış. O şekilde siyasete hayatımızı aktif hale getirmiş olduk diyelim. Rahmet de anıyoruz babanızı da. İlk belediye başkanlarında. Evet. Şimdi ondan önce şöyle söyleyeyim. Biz burada biraz zoru başardık. Biraz siyasete girelim madem öyle dediniz. Bizden önceki belediye başkanımız 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bir abimizdi. Güçlü bir altyapısı vardı. Destekçisi çok fazlaydı. Ekonomik yönden destekçilerine imkanlar sunmuşlardı. İş konusunda örneğin mesel. Bu konuda hani bazı şeyleri yıkmanız zor oluyor. Ama ben buraya geldiğimde benimle beraber çalışan ekip şunun farkındaydı. Uluborlu'da belki imkanlar, iş imkanları vardı ama huzur yoktu. İnsanların yüzü gülmüyordu. Yani bunda kimse bizi yatsımasın. Hakikaten selamlaşmak, birbirinin cenazesine gitmek, birbirinin düğününe gitmek zul hale gelmişti. İnsanların bence diğer canlılardan en büyük ayıran özellik düşüncesi, ifadesi, mantığı olmalı. O sebeple tek tip insan tipi olmasından ziyade ise herkesin farklı düşüncesini ifade edebileceği bir ortam olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu yönde Uluborlu farklı bir ilçedir. O sebeple biz o genleri taşıyan fertler olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani her şey iş, ekmek değil. Bazen de kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Her şeyin önüne geçmeniz geçen bir konu bu. Biz de bunun farkındaydık. Ben Ankara'dan devamlı gelip gittiğimde de bunları görüyordum insanlarda. Huzursuzluğu. Biz insanlarımıza şunu vaat ettik. Biz size ilk etapta iş imkanı sunamayız. Ama biz size ne sunarız? Huzur sunarız, adalet sunarız. Adaletli oluruz dedik. Huzuru da yanında getiririz. Arkasından insanın huzurun olduğu yerde bereketli olacağına inanan insanlardanız biz. O sebeple de biz burada sadece İyi Parti değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin de desteğini aldık. Cumhuriyet Halk Partisi de ittifak yaparak, birlikte hareket ederek
Burada bir Millet İttifakı adayı olarak ben çıktım. Yanımda destekçilerimle beraber güzel bir mücadele verdik. Hakikaten dokunulması gereken konulara dokunduk. Vatandaşın ihtiyacı olan konulara dokunduk ve teveccüh gördü. Karşılık buldu. Kaç fark attınız? Bildiğim kadarıyla %33 civarı bir oy aldı başkanımız. Biz de %48,5 oy aldık. Düşünün, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış, altyapısı güçlü bir belediye başkanını çok ciddi bir farkla aldınız. Evet, evet. İşte dediğim gibi bazen insanların demek ki şeyi bazı şeyin önüne geçiyor ki orada artık diyor ki evet, durması gereken yer burası. Buradan sonrasını farklı bir yolla devam etmek gerekiyor düşüncesiyle hareket etti insanlar, sağ olsunlar. 31 Mart 2019'da başkan seçildiniz. 1 Nisan sabahına başkan olarak uyandınız. Belediyeye geldiğinizde, makama geldiğinizde size hangi sürpriz şakalar yapıldı? Hangi sürpriz hediye paketleri bırakıldı? Şöyle söyleyeyim, ben 1 Nisan sabahı belediyeye gelemedim. 4 gün sonra gelebildim ben. Evet. Perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Makamın devri bize yapılmadı. İşte biz de onu bilemedik. Hediye diyorsunuz ki 4 gün sonra geldim. Şaka buydu bize. Belediye personeli beni aradı. Başkanım, biz şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yapılması gereken işler var. Siz ne zaman geleceksiniz diye. Dedim ki ben devir teslim almadım. Niye yani, bilmiyoruz. Biz davet etmemiz gerekiyormuş önceki başkanımızı makama. O öyle gelecekmiş. Ben rahmetli babamdan da bilirim. Bu bir şeydir, ritüeldir. Önceki başkan, sonraki başkanı makamı devreder. Bu bir devlet geleneğidir. Biz bunu maalesef yaşayamadık. Üzülerek söylüyorum tabii ki ben bunu. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. 4 gün bir orada boşluk oluştu. Baktık ki gelen giden yok. Devlet mi? Tabii ki. Biz de çaresiz kaldık. Belediyeyi o şekilde teslim aldık. Tam 4 şakası yaptılar. Şakayı aldık. Tabii. Geldik, hangi hediye paketleri var? Vallahi bir tabii ki hani şimdi önceki dönemi de çok üzmek de istemiyorum. Ama biraz bir borcumuz vardı. 7 trilyon civarında bir borcumuz. 7 milyon borç. Hani biz hep söyleriz. Borç belediye başkanının kamçısıdır. Ama karşılığı vardı. Tabii ki o biraz iktidar belediyesi olmasının hasebiyle de rahat hareket etmiş başkanımız. Tabii devletten gelen imkanlarla da yönetirim şeklinde düşünmüştür. Olabilir. Çünkü 4. döneme de hazırlığı iyiydi. Alacağını düşünüyordu. Nasip tabii, her şey nasibin ötesine geçilmez. Biz geldiğimizde böyle bir önümüzde borç bulduk. Ha, ne yaptık? Yatsınmadık, üzülmedik. Elimizden gelen neyse onu yaptık. Biraz kendimizi sıkarak yaklaşık bir senenin sonunda borcu kapattık. Siz diyorsunuz ki ben şikayet için değil, çözüm için geldim. Biz şikayet için gelmedik, çözüm için geldik. Çözüm üretiyoruz. Çözebildiniz mi 7 trilyonu? Evet, çözdük. Nasıl çözdünüz? Şöyle, belediyenin alması gereken, tahsil etmesi gereken borçlar var. Onları tahsil ederek, tabii ki gerekirse orada hani işte kanuni yollara başvurarak bunu biz çözdük. O şekilde çözdük. Şu anda yani Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden bir tanesiyiz. Siyaseten tabii rakiplerimiz işte başkanlığının 3. ayından itibaren maaşları ödeyemez dediler. Biz geçen seneydi herhalde Türkiye'deki en iyi asgari ücret artışını yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Tabii ki. Ve Allah'a şükürler olsun şimdiye kadar gününü aksatmadan, işçimizi de mağdur etmeden, gerekli yasal haklarını da vererek, sendikal haklarını da vererek maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. Sağ olsunlar, onlar da bize teveccühle çalışıyorlar, şevkle çalışıyorlar. Durumlarından da memnunlar. Belki Türkiye'deki en az borcu olan belediyelerden bir tanesiyiz biz. 2019'dan bu yana Uluborlu için hangi projelere imza attınız? Bence Uluborlu'ya yapılabilecek en güzel hizmetlerden bir tanesini gerçekleştirdik. Önceki dönem bunu niye yapmadı? Eldeki iktidar imkanları da çok güzelken niye yapılmadı onu bilmiyorum. Uluborlu'da hep bahsettiğim konu su konusu. Uluborlu'ya yeşil Uluborlu diyoruz. Bütün geçimimiz şu anda kaynağımız tarım. Bunun da en büyük kaynağı su. Su konusu Uluborlu'da çok önemli ve son 10 yıldır Uluborlu'da kuraklık var. Göller bölgesinde Türkiye'de olduğu gibi. En çok yaşayan ilçelerden bir tanesiyiz biz.
maalesef damlama su sistemine çevrilmesine rağmen Uluboru'da susuzluk yaşanıyor. Hatta bundan bir 4-5 sene önce barajımızda bir tünelde kaçak olayı olmuş. Onunla alakalı tamirat aşamasında farklı bir yöntem uygulanarak suyu salma, boşaltma yoluna gidilmiş. Boşaltıldıktan sonra tünelde tamirat, tadilat yapılmış. Ama bunu ben önceki giden bölge müdüründen, devlet su işleri bölge müdüründen öğrendiğime göre de bu farklı bir yöntemle, dalgıç sistemiyle 4-5 tane dalgıç oraya indirilerek kapak tamiratı yapılabilecekken su salma sistemine yöntemiyle tamirata gidilmiş. 12 milyon metreküp suyumuz salınmış o dönemde. Aylarca Eğirdir Gölü'ne su akıtılmış. 12 milyon metreküp şu anda Uluborlu'nun 2,5 sezonluk sulama suyuna tekabül ediyor. Eğer o 12,5 milyon metreküp su günümüzde olmuş olsa, geçen seneki yağışla beraber biz barajımızı taşırırdık, inanın. Ve vatandaşta da ve Uluborlu'da bu sıkıntıları daha az yaşardık diye düşünüyorum. Öncelikle Uluborlu için kirazın vazgeçilmezi sudur, biliyorsunuz. Suyla alakalı yukarıda bizim bir açık kanalımız vardı. Kapıdağımız, bizim meşhur kapıdağının arkasından barajımıza su aktaran açık kanalımız vardı. Önceki dönem belediye başkanlarımız zamanında yapılmış bir kanaldı. O zamanın şartlarına hitap etmiş, hizmet etmiş. Ama geçen süreçte yetmez hale gelmişti. Bilhassa son dönemlerde, dün aşırı yağışlar oluyor bir anda. Bu da neye sebep oluyor? Sel gelmesine sebep oluyor. O sel geldiğinde siz o açık kanaldan tam olarak şeyi aktaramıyorsunuz. Baraja suyumuzu aktaramıyorsunuz. Taşmalara sebep oluyor. Tam randımanlı bir sonuç elde edilemiyordu. Ben bunu şimdi emekli olan genel müdürümüz, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüzü ziyaretimizde dile getirmiştik. Kendisi bu konuda destek olacağını söylemişti. Sağ olsun 3 ay içinde bunun ihalesini yaparak, hiç unutmuyorum, kış günü kepçeleri çalıştırarak mazotlarının donduğu bir ortamda kanalın, açık kanalın kapalı sisteme dönüştürmesini sağladık. Geçen sene yaşadığımız sıkıntılardan dolayı 4-5 tane kuyu biz kendimiz açtık. Geri kalan kuyuları da Devlet Su İşleri'ne açtırdık. İnşallah Devlet Su İşleri sözünde duracağını tahmin ediyorum. Elektrik ve bağlantı işlerini yapacaklar, ihalesini yapacaklar. Onları da sisteme dahil edeceğiz. Geçen sene barajın o az suyunu kuyular sayesinde takviye ederek o sezonu atlatabildik. Şimdi bu tip sıkıntıları yaşarken bu Uluborlu'nun imar planı içinde yer alan evlerimizin hepsinin bahçe içinde. Yani müstakil evler. Uluborlu'ya Yeşil Uluborlu denmesinde bir sebebi budur. Her evin önünde bir yeşilliği, çiçeği, sebzesi olur insanların. Bence Uluborlu'ya yapılabilecek en güzel hizmetlerden bir tanesi buydu. Bununla bir başlangıç yaptık. Bunun haricinde önceki dönem belediye başkanımızın farklı bir projesi olduğunu düşünüyoruz. Uluborlu'nun vazgeçilmezlerinden bir tanesi hamam. Uluborlu'da hamam ayrı bir kültürdür. Uluborlu bilindi bilineli hamamsız olmamıştır. Yani Uluborlu'da şahısların kendine ait hamamların dahi olduğu bir yer Uluborlu. Onun için Selçuklu'dan kalma mesela şu anda dünyadaki tek orijinal hamam bizde. Örnek misal söylüyorum, yukarıda bizim tarihi bölgemizde. Aşağıda da 70'li yıllarda yapılmış bir hamamımız vardı. Bu hamamın soyunma bölümünü başkan yıktırdı. Tam seçimin arifesinde. Hani ben şunu beklerdim kendisinden. Seçimi kazandıktan sonra yıkıp projeyi uygulayabilirsiniz. Ama bizim önümüze bu böyle bir şey olarak bırakıldı. Yıkıntı halinde. Vatandaş bir taraftan diyor ki işte biz hamamımıza gitmemiz lazım. Bunu söyleyenler de yani gençler falan değil, yaşlılarımız bizim. 70'in üzerinde yaşı olan insanlarımız. Bu hamam kültürüne alışkınlar. Minibüslere binip Isparta'daki hamamlara gitmeye başladılar bu süreçte. Bu tabii yaklaşık bir sene falan sürdü. Biz belediye bütçesini ayarlayıp bu işleri halledene kadar, ihalesini yapana kadar bir süreçti bu.
Yaklaşık 500 küsür bin liraya o zamanın parasıyla biz bunun inşasını gerçekleştirdik. Bir muhalif belediye başkanı olarak şu andaki hizmetlerimizden birkaç tanesi bunlar. İktidar belediyesi olduğumuz gün biz de Uluborlu'ya belki fabrikalar açacağız, belki yeni kurumlar getireceğiz. Yani 15 senede yapılanlar varken bir de gidenleri de ifade etmek gerekiyor. Devlet kurumları gitti Uluborlu'dan. Allah Allah, niye? Evet, biz bilmiyoruz. Belki takipsizliktendir ama adliyesi yok Uluborlu'nun. Türkiye'de 340 küsur ilçeden adliye kaldırıldı. Devletin tasarrufu o düşüncesiyle. Ama 5000 yıllık bir ilçeden adliyenin gitmemesi gerekiyordu. Ne olursa olsun. Yani adliye Uluborlu'da olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şimdi her şey hizmet hizmet ama bazı şeyleri de korumak gerekiyordu. Onun yanında ben çok fazla konuyu da büyütmek istemiyorum. İdarecilik derken hep bina yapmak falan değil. İnsanlara da dokunmanız gerekiyor. Ben şu anda görev süren boyunca her perşembe günü Uluborlu'nun pazarıdır. Ben gönül rahatlığıyla pazarımı gezerim. İnsanlarla görüşürüm. Köyden kentten gelen herkesle muhabbetim vardır. Keşke önceki dönem belediye başkanımız da bunu başarmış olsaydı. Akşamları çıkıp kahvede oturabilseydi. Yani konuşuluyor her şey ama oturamıyor. Şu anda oturamaz. Allah Allah. Evet. Sosyal ve kültürel anlamda neler yaptınız? Başta hatta kadın kooperatifi evet. geliyor. Kadın kooperatifimiz bizim seçim vaadimizdi. Uluborlu'nun kadınları hakikaten çok çalışkan insanlardır. Anadolu insanı böyledir biliyorsunuz. Ama ferdi olarak mücadele ediyorlar. Yani tek başlarına evlerine bir katkı olsun babında. Kimisi işte yufka açıyor, kimisi börek yapıyor, kimisi el işi yapıyor. Bununla alakalı bir talepleri de vardı birkaç tanesinin. İşte pazarda bize yer verir misin başkanım diye. Ben de dedim ki ben size kadın kooperatifi kuracağım. Kadın kooperatifiyle ürünlerinizi Türkiye'nin her yerine daha kolay ulaştıracaksınız. Emeğinizin karşılığını tam olarak alacaksınız. Tek başınıza mücadele etmektense toplu olarak bu işe girmeniz sizin avantajınıza dedik. Bayağı maceralı bir şekilde kadın kooperatifimizi kurduk. İsmi Kiraz Çiçekleri Kadın Kooperatifi, Girişim Kooperatifi. Yaklaşık 1,5-2 senedir de faaliyetteler. Güzel işler üretiyorlar. Kendileri de şu anda memnunlar. Bazı şeyleri başardıklarını, başarabileceklerini gördüler. Ben imkan olduğu sürece onları fuarlara da götürüyorum. Fuarlarda ürünlerini tanıtıyorlar, çevreyi tanıyorlar. Dünyada, Türkiye'de yapılan işleri görme imkanları oluyor. Vizyonlarını genişletiyorlar. İnternet üzerinden de satışını yapmaya başladılar. Güzel bir faaliyet oldu. Uluborlu'nun sadece erkeklerinin değil, kadınların da birçok şeyi başaracaklarını göstermiş oldular şu anda. Festivallerimiz ve güreşlerimiz çok önemli diyorsunuz. Uluborlu'nun önce şunu söyleyeyim. Güreşi vazgeçilmez bir şey. Geleneksel bir güreş. Milattan sonra 150 yılından itibaren güreşinin Uluborlu'da olduğunu biliyoruz. Biz de görev süremiz boyunca bir tek bu pandemi sebebiyle ara vermiştik güreşimize. Yağlı güreşi bu sene dört dörtlük yaptığımızı düşünüyorum. Güreş komitesi ve biz birlikte çalışarak güzel bir güreş yaptık bu sene. Sağ olsun bütün vatandaşlar da çok memnun oldular. Kırkpınar'da güreşmiş olan baş pehlivanından tutun da bütün dereceye giren güreşçileri dahil olmak üzere 399 tane güreşçimizi Uluborlu'da misafir ettik. Onları güreştirdik. Kırkpınar'ın revanşı olacak şekilde bir güreş oldu. Uluborlu tarihinde ilk defa Kırkpınar'ın ağası, Elmalı ağası, Korkuteli ağası üçü bir arada Uluborlu'da bizimle beraber güreşimizi seyrettiler. Çok memnun kaldılar. Yağlı güreşlere Uluborlu'da farklı bir bakış açısı vardır. Uluborlu'da güreşin olmadığı senelerde felaket olacağına inanılır. Kuraklık veya sel şeklinde. Hatta bazıları derler ki o güreşin olmadığı senelerde erenler güreş meydanında güreşir derler. Gördüklerini ifade ederler. Bununla alakalı bir anı da babamın döneminde olmuştu. O zamanki imkanlar biliyorsunuz çok daha zor şartlar. Vatandaş desteğiyle güreşler yapılabiliyordu. Ama o sene maalesef vatandaş da destek olamamış. Babam da güreşi yapmama kararı almış meclis üyeleriyle görüşerek.
Fakat bunu duyan bir buradaki vatandaş amcamız diyelim, üzülüyor ve gidiyor tarlasını satıyor. Tarlasını satıp babama getiriyor. Al diyor başkan, bu güreşi yap ne olur diyor. Onun üstüne güreşler yapılıyor o sene. Böyle de bir şey var. Yani güreşe bağlılık var. İnşallah burada bir bizden önceki dönemde güreş eğitim merkezi olarak bir proje hazırlanmış. Bütçesi çıkmış. Ama tam işte güreşlerin seçimlerin arifesinde proje biz iktidara belediyeyi aldıktan sonra maalesef anlamadığımız şekilde durduruldu. Gelir gelmez TC'yi, Türkiye Cumhuriyeti logosunu koymanız bence çok güzel bir icraat, çok güzel bir proje. Evet, kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi burası. Başka bir şey olması mümkün değildi. Ben onu bir eksik olarak gördüm. TC'yi Uluborlu Belediyesi'nin önüne koydurdum. Ayrıca da koruma şeyiyle onun da tescilini aldık. Bundan sonra Uluborlu Belediyesi'nin önündeki TC koruma altında. Kesinlikle. Ama ben tabii ki bunların Türkiye'de yaşanması da beni üzüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesinin önünde veya herhangi bir kurumun önünde TC'nin her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Önemli projelerden bir tanesi bana göre. Gerçekten bu anlamda sizi yürekten kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün tüm arabalara, araçlara stikerini yapıştırıyorsunuz. Bunu nereden düşündünüz? Bunu nereden düşündük? Şöyle bir şey. Aslında bunu yaparken ben şey düşünmedim. Yapıştırma işte her araca değil, vatandaşın kendik dedim. Ben Uluborlu'da hiç kimseyi zorlamıyorum. Herkes kendiliğinden geliyor. Ha bunu da tabii ki bu da hoşuna gidiyor. Uluborlu farkı olarak düşünüyorum. Uluborlu'nun farkı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Uluborlu tarihte kişilerden ayıracak şekilde fikirlerini ifade etmiş bir ilçedir. İllaki iktidarın şeyinde olması gerekmiyor. Önemli olan bir fikre sahip olmak, kendini ifade edebilmek diye düşünüyorum. O sebeple Uluborlu milli mücadele tarihinde 348 tane yedek subayı veren bir ilçe, Türkiye'de birinci sırada. Onun da şeyiyle biz farklı olduğumuzu her zaman ifade etmek istiyoruz ve bunu bu ülkenin kurucusu olan düşünüyorum. Onun elindeki imkanlar her şeye müsaade ederken kendini düşünmeyip milletini düşünerek hareket etmesi bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Onun yaptığı her şeyin arkasında duruyoruz ve takipçisiyiz. Ve Türk Cumhuriyeti'nin var olması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim yaptığım bu küçük şey sadece farkındalık yaratmak. Ben yolda seyahatler esnasında da bunu Türkiye'deki yol üzerinde gördüğüm araçlarda da fark ediyorum. Aşırı derecede artış var bu konuda. Nedendir bilmiyorum. Ama büyük tırların arkasında Atatürk posterleri, imzaları, Atatürk sözleri, binek araçlarda dediğim gibi Atatürk silüetleri, imzaları hep gözüme çarpmaya başladı. Ben de dedim ki evet öyleyse ben de kendi memleketimde bunun bir akımını başlatayım. Önce gençlerle başladık. Şimdi yaşlısı genci bir şeyi dolduracak, albüm dolduracak şeye ulaştık. Evet, arşive ulaştık. O da beni çok mutlu ediyor. Gerçekten Uluborlu halkı hem devletine bağlıdır hem de atasına bağlıdır. Ahde vefayı da yerine getirecek bir ilçe olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Bravo. Bu anlamda çok güzel bir farkındalık oluşturmuşsunuz. Bir sürprizimiz var, merak ediyor musunuz? Tabii ki. Buyurun görelim. Bu hafta da sizler için Uluborlu'dayız ve Uluborlu vatandaşlarımıza soruyoruz. Belediye başkanının çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan veriyorlar? Hep birlikte görelim mi? Buyurun görelim. Belediye başkanı var. Nasıl biri? Çok kabadayı adam. Allah Allah. Adam gibi adam. Allah Allah. Çalışıyor mu? Ne diyorsun hem? Bir puan ver. 10 üzerinden kaç puan? 10 puan. Vallahi imkanları dahilinde çalışıyor. Bir puan ver 10 üzerinden. 7-8'e de. Siz başkanın çalışmalarına 10 üzerinden. Doğrudur, 10 puan diyor ya. Doğrudur. Sen abi. İyi döndür hakkını ver. 10 üzerinden 15 puan ver. Hadi ya. He, adam gibi adam. Sen abi. Gerçekten mükemmel bir insan. Uluborlu'ya yaraşır. Uluborlu için çalışan çok değerli bir başkanımızdır. 10 üzerinden. 100 üzerinden %500. Köy TV izliyor musun? Evet, izliyorum. Sizin kanalınız. Kaç puan?
9 puan. 10 üzerinden 2 falan. Nasıl hizmetleri? Gayet iyi. Çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan verirsin? Elinden geldiği kadar hizmet yapmaya en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Çalışıyor mu başkan? Çalışıyor. Hizmetlerinden memnun musun? Memnunuz. Var mı bir eksiği? Yok. O zaman puan verelim. 10 üzerinden? 10. Belediye başkanınız çalışıyor mu? Çalışıyor tabii. Tabii. Var mı bir eksik? Kısıtlı imkanlarıyla çalışıyor, çalışmaya gayret ediyor yani iş yapmaya. İmkanları doğrultusunda tabii, çalışıyor. Tabii imkanları doğrultusunda çalışıyor. Üzerinden? 10 üzerinden 8, 9. Memnun musun? Memnunuz. Var mı bir eksik? Yok. Kaç puan veriyorsun? 10 puan. 10 puan veriyorsun. Üzerinden kaç puan? Verelim. 10 üzerinden 5 verelim. Hiçbir yerden destek, yardım almıyor. Gerçekten belki aklından bir şeyler yapmak geçiyor ama imkanlar olmayınca da zorlanıyor. Puan verelim o zaman. 10 üzerinden. Ben de 7 veriyorum. Ulubor'daki siyasi atmosferin çok gergin olduğunu, bir yönetimi destekleyen bir grubun diğer yönetime karşı çıktığını, bunu seziyorum yani. Birinci sebebin bu olduğunu düşünüyorum yani. Siyasi yelpazelerin çok açık olması. Bir iki hizmeti bizim de menfaatimiz oldu. Mesela damlaması olayı şehir merkezlerinde. İyi hizmetler, hoş hizmetler diye görüyorum onları. Üzerinden. 10 üzerinden 7 verelim. Başkan çalışıyor mu? Dobrador. Yani çalışıyor, kendi çapında çalışıyor öyle diyelim. 10 üzerinden? 8 dedik ya öyle diyelim. Sen abi. Kaç veriyorsun başkanım? 10 üzerinden 10 sen. 10 diyorsun. Evet. Belediye başkanımız çalışıyor. Elinden geldiğince imkanlarını zorlayarak her şeyi yapmaya çalışıyor. Bir puan diyoruz. Verelim 10 üzerinden. 9. Belediye başkanı çalışıyor. Bir puan verelim 10 üzerinden. 8. Peki başkanımıza bir puan verelim. 10 üzerinden. 10 üzerinden 10. Ama bir eksiği. Yok. Hiçbir eksiği yok. Vallahi. Aynı senin gibi benim gibi kendini bir yüksekte görmeyen biri. Yani çok mütevazi biri. Mütevazi. Ha. Evet. Tamam motorla gezer, makam arabasına binmez. Öyle yağmurlu günlerde falan araba evine. Öyle diğer günler çarşıda şeyde motorla gezer. 10 üzerinden. 10. Abi sen nasıl bilirsin başkanımızı? 24 ayar altın gibidir. Vallahi. Çok zeybektir. Zeybek. Ha. 18 ayar değil bak 24 ayardır başkanımız. Babası da zeybekti. Eskiden babası da bunun belediye başkanıydı. Evet. 85 yıllarında. Çok iyidir. Memnunsunuz yani. Çok memnunuz. Çocuk olur büyükle büyük olur. Yani hiç böyle büyüklük yoktur başkanımızda. 10 üzerinden? 1000. 1000 puan veriyor. Evet. Köy TV'yi izliyor musun abi? Evet her Köyde zaman. Köyde ne var? Hayat var. Hayat var. 10 üzerinden 100. Dobra koymadan renk sıkmadan. Ben de başkanım. 10 üzerinden. 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok da başarılı bir başkanımız sağ olsun. Hem bizim komşumuz hem evladımız hem başkanımız benim her şeyim yani. Üzerinden? 10 üzerinden 100 benim de. Daha fazlası varsa verelim de o kadar veriliyor işte. Her zaman her an elimizin altında başkanımız alo dedik mi yetiştiriyor. Mesela bir yerimizde kırılan, dökülen bir şey oldu mu hemen eleman gönderir, yaptırır. Yani biz burada hiç başkan bize yardımcı devamlı. O olmasa bazı şeyleri yapamayız, yetişemeyiz. O zaman bir puan da siz verin başkana. Ben de 10 üzerinden 10. Evet başkanım ben hep söylerim. Herkes yol yapar, köprü yapar, bina diker ama gönül yapamaz. Siz bu gönüllere girmeyi nasıl başardınız? Vallahi bunu nasıl başardık? Herhalde atadan gelen bir şey. Bana birçok insan diyor ki sizi gördüğümüzde başkanım mutluluk duyuyoruz diyor. Bize bir gülümsemeniz, bize bir merhaba demeniz o gün bize hakikaten çok farklı havada geçmesine sebep oluyor diyorlar. Bilmiyorum. Gördüğümde insanlara merhaba demek, bir çocuğun başını okşamak. Bilhassa çocukları çok şey yapıyorum bu konuda ben. Her seferinde çocuk sevindirmek, onları mutlu etmek. İnanın o kadar güzel bir duygu ki. Çünkü karşılık beklemiyorlar. Yani bir şeyi yaparken, bir sevgiyi ifade ederken arkasından bir beklentileri yok çocukların. O konuda ben en çok çocukları mutlu etmek istiyorum. Yaşlılara çok dikkat ediyorum. Yaşlıların dualarını almak bizim için çok önemli bir şey. Ve inanın o şu anda ben yaşlı dualarıyla bazı şeyleri başardığımı düşünüyorum. Memleketimde en azından insanların birbirinin yüzüne bir gülümsemeyle, bir merhaba demeyle. Biliyorsunuz peygamberimizin sünnetidir bu. Selam vermek sadakadır diye. Onu yerine getirmeye çalışıyoruz.
insanlığın gereği olduğunu düşünüyorum bunu. Yani ben karşıdakine asık suratla onun da gününün kötü geşmesine sebep olmak bana vebal getirir. O sebeple çok sevmemiz gerekmiyor ama birbirimize merhaba demek, selam vermek, tebessüm etmek çok güzel bir şey. Uluborlu Anadolu'nun bir ilçesi ama şeyleri farklı biraz daha, yapısı farklı. Son dönemlerde dışarıdan aldığımız göçlerle belki yapımızda biraz değişme olmuş olabilir. Küçük Anadolu ilçelerinde bir bayanın çarşıda giderken başını kaldırması veya bir erkeğe selam vermesi çok beklenen bir şey değildir. Ama ben bunu yapıyorum. Ben yapmıyorum daha doğrusu. Uluborlu'nun kadınları, genç kızları, yaşlı kadınları yapıyorlar bunu. Gördüklerinde başkan günaydın diyorlar bana. Merhaba diyorlar. Halimi hatırımı soruyorlar. Bu bana duydukları güvenden. Biz belediye başkanları çok samimi buluyorlar. Halkın içinden diyorlar. Evet. Bizim kardeşimiz, abimiz, adam gibi adam diyorlar. Hatta oy vermedim ama sonuna kadar arkasındayım diyor. Evet, kesinlikle. Yani başkan da bir insanmış demeye başladım. Kesinlikle. Şimdi ne kadar yukarı çıkarsanız düşüşünüz de o kadar şiddetli olur. O sebeple burası küçük bir ilçe. Burada 5400 kişi, küsür kişinin belediye başkanı olmak demek, aşırı havalanmak ya da bir gösteriş budalası olmanın bir anlamı yok. Ben bu makamın geçici olduğunun farkındayım. Bir gün teslim edeceğimi de biliyorum. O sebeple o teslim ettiğim gün itibardan eksik olmak istemiyorum. Gittiğimde kahveye gene hoş geldin demelerini beklerim. Bir merhabayı isterim. Bunları kaybedecek olduktan sonra bu makamda durmanın bir anlamı da yok. Bravo. Evet. Birçok ilde, ilçede, özellikle çevre ilçelerde ciddi anlamda nüfus azalırken, göç verirken siz göç alıyorsunuz, nüfusunuz artıyor. Bunu nasıl başardınız? Konuda çok mutluyuz. Gönül isterdi ki çok daha fazla arttıralım Uluborlu'nun nüfusunu. Tabii arttırırken de ona uygun altyapıyı da geliştirmemiz gerekiyor, çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Ama Uluborlu'ya bir doğalgazın gelmesi çok artı getirecektir. Buna inanıyorum. Biz doğalgazımız olmamasına rağmen nüfusumuzu bir senede 220 kişi arttırmayı başardık. 5437 kişi olduk. Biz şöyle bir yaklaşımdayız. Büyük şehirlerde biliyorsunuz yaşamak artık çok zorlaştı. Hayat şartları çok zorlaştı. Birim zamanda harcanan enerji bir ilçede harcanandan çok çok daha fazla. O sebeple ben ilçe belediye başkanlarının bu konuda bir çalışmalar yaptığının farkındayım. Ben de kendi çapımda bir çalışma yapıyorum. İşte dışarıda yaşayan Uluborlu hemşerilerimizi Uluborlu'ya yönlendiriyoruz. Onların hepsinin burada zaten evleri var. Daha uzun süre burada kalmalarını istiyoruz. Tabii biraz da işte birinci adreslerini buraya aldırabilirsek. Çünkü çoğu emekli insanlar bunlar. Hani çocuklarını evlendirmişler, hatta torunlarını dahi evlendirmişler. Ev sahibi, iş sahibi yapmış insanlar. Onların burada artık huzurlu yaşamalarını gerektiğini düşünüyorum. Ben 35 yıl sonra geldim memleketimde. Bir vesileyle burada belediye başkanlığı yapıyorum. Ama bu hem keyif alıyorum hem de huzur duyuyorum Uluborlu'da yaşamaktan. Onların da bundan mahrum olmasını istemiyorum. Nüfuslarını buraya aldırırlarsa çok mutlu olacağım. Birinci adres burası gösterildikten sonra normalde ikamet ettikleri adresi de ikinci adres olarak belirtecekler. Bunda bir behis yok, sıkıntı da olacağını zannetmiyorum. Bazı yaşlılarımızda bilhassa şey var, hastane şeyi, yani bu acaba hastalanırsak gittiğimizde işte Uluborlu'da evet, bir sıkıntı olur mu diye. Ama bu konuda da şeyleri olmasın. Burada hastanemizde her türlü hizmet verilmekte. Muhalif belediye başkanı olmanın zorlukları nelerdir? Şöyle söyleyeyim, en basitinden şurada bir İnhisar köyümüz var bizim. İki senedir ben onun tepesine seyir tepesi yapmaya çalışıyorum. Bu halka hizmet, köyümüze hizmet, turizme hizmet. Fakat ne hikmetse iki senedir evrak gidip gelmesi, işte en sonunda da şu anda buradan geçecek denildi. Bekletiliyoruz. En basitinden bir şey bu. Su fabrikamız var. Atıl durumda, en az 25-30 kişinin ekmek yiyeceği bir işletme. İhaleye çıkacağız.
bir içme suyu ruhsatı almamız gerekiyor İl Özel İdare'den. Önümüze farklı farklı engeller çıkartıldı. Başaramadık. Kaldı, bekliyor. Örnek misal söylüyorum. GES projemiz var. Güneş enerjisi projesi şu anda bütün aşamaları bitti. Buradaki işte dağıtım kurumu dedi ki yapma, bekle. Biz orayla alakalı başka tasarruflarımız var. Ondan sonra başladı. Ucu açık bir şey. Ben burada 1,5 senem kalmış benim. Ben bunu sonuçlandırmak ve hizmete almak istiyorum ki belediyeye gelir kapısı olacak aynı zamanda. Sulama suyundaki bütün kuyularımızın elektrik şeyini oradan karşılayacağım ben. Bu da bir hem vatandaşa hem belediyeye bir katkı sağlayacak. Bu tip çalışmalarımızda hep böyle bir engellemeler, yani yapılacak hizmetleri geciktirmeler, bunları yaşıyoruz maalesef. Ki önümüze birçok engel çıkmasına rağmen, buna rağmen her şey çok daha iyi olacak. Her şey çok daha iyi olacak. Bunun için de çalışıyoruz diyorsunuz. Başkanım, önümüzde 1,5 yıl gibi bir zaman var. Devam etmekte olan ve bundan sonra yapacağınız projeler neler? Devam etmekte olan projelerimizden en önemlisi çarşımızın bizim yenilenmesi. Yani önceki dönem belediye başkanı buradaki tarihi 1935-40'lı yıllarda yapılan bir tarihi çarşımız var. Bu çarşıyı sıfırdan yapma yoluna, yöntemine gitmiş. Düşüncesi oymuş. Onunla alakalı imar planı revizyonu da yapmış. Ama biz göreve gelir gelmez vatandaşın da bu yöndeki taleplerini değerlendirerek biz o projeyi iptal ettik. Dedik ki biz çarşımızı bu haliyle durutacağız. Güçlendirmesini yapacağız. Çünkü depreme riskli alan ilan edilmiş burası. Kentsel dönüşüme sokulmuş. Şey yapamıyorsunuz. Bunun dışına çıkamıyorsunuz. O yüzden biz dedik binalarımızı yıkmadan güçlendirmesini yaparak yenilemesini bu şekilde yapacağız. Bir Safranbolu, bir Beypazarı, Elmalı Amasra evleri babında ahşap kaplamalı tek tip kapılı, çerçeveli, pencereli olacak şekilde biz bu şekilde yapmak istiyoruz dedik. Ama tabii ki bunlar ilgili kaynaklara ulaşmak inanın çok zor oluyor bizim için. Yani denemediğimiz yöntem kalmadı. Ben Elmalı Belediye Başkanı'nın ziyaretimde oranın çarşısını yenilediğini gördüm. Kaynağını nereden bulduğunu sorduğumda valilikten %95'ini aldığını ifade etti. Ama maalesef ben geçtiğimiz dönemde birçok şeyde hep önüme imkansızlıklar olduğu, işte maddi imkanların olmadığı şeklinde çözüme ulaştıramadığımız birçok projemiz var. Yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler neler? Çarşının dışında yol üzerinde tarihi bir hükümet konağımız var. Belki Isparta ili içinde tek. Tek bu bina yıkılmaması gerekiyor. Belediye binası olarak da hizmet verdi. Bu binanın tekrar hayata geçmesi gerekiyor. İnşa edilip o halde bırakılmayacak. Restorasyonu yapıldıktan sonra yaşayan bir bina olmasını istiyoruz. Orayı bir müze haline getirebiliriz. Biz konuk evi haline getirebiliriz. Bu şekilde bir o binamızın restore edilmesini istiyoruz. Yukarıda bir binamız var. Milli Mücadele'nin Uluborlu'da başladığı bina. Orada başlatılmış şey, Milli Mücadele. O binanın yarısı yıkılmış durumda. Uluborlu mimarisini ifade eden en güzel evlerden bir tanesidir. İçimiz acıyor. Ben kendi imkanlarımla rölevelerini çıkarttırmaya çalışıyorum. Ama inanın ciddi bütçeler gerekiyor bunun için. Bu konularda devletin desteğini istiyorum ben. Uluborlu'ya yapılabilecek en büyük hizmetlerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. O kadar tarihi eserimiz var, korumayı başaramıyoruz. Her geçen gün insan eliyle, doğa eliyle ya da hayvanlar vasıtasıyla erozyona uğruyor binalarımız, tarihi eserlerimiz. Yine tarihi gerçekten gün yüzüne çıkmayı bekleyen. Evet, Apollonia şehri. Şimdi korkuyoruz. Onu da açığa çıkarsak onu da koruyamayacağız. Yani o sebeple bir Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle biz bunları korumaya almak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki bu 1,5 yıl içinde başaracağımızı düşündüğüm bir çalışma. GES projesi. GES projemiz şu anda son aşamasına gelmiş durumda. Fakat dağıtım şirketi bize bekleyin, ihalesini yapmayın dediler. Başkanım, ben bunu anlamıyorum. Dünya GES projesine yıllar önce kavuştu ve herkes bununla ilgili teşvikler verirken hadi size durun deniliyor. Niye başkanım? Bilmiyoruz. Bir dediklerine göre kendilerinin orayla alakalı, yani bu güzergahla alakalı bir tasarrufları varmış.
yenileme çalışması yapacaklarmış bildiğim kadarıyla. Ama bunların uçuk açık. Ben net tarihler istiyorum. Yani bunu yapmak istiyoruz biz. Bu hem Uluborlu'ya kazanç, hem devlet ekonomisine kazanç, katma değer oluşturacak. Bunu yok. Sonu olmayan bir kaynak. Biz de bundan faydalanmak istiyoruz. Devletin ve bunu konuda bize destek olmasını bekliyoruz işin açığı. Seyir teras diyorsunuz. Orada bir kılçadır, bir ayran, bir börek yedirmek, ikram etmek insanlarımıza istiyoruz biz de orada bir öyle bir tesis. Yani Isparta ili içinden de insanlar gelip görsün orayı. Orada farklı etkinlikler de yapılabilir. Mesela yamaç paraşütü yapılabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Şimdi 2 senedir inanın bununla alakalı devamlı bir şey trafiği, evrak trafiği. Günümüzde her şey dijital olmasına rağmen evrakların aylarca bir kurumda beklediğini biliyoruz. Orada da siyaset devreye girdi diyorsunuz. İşin açığı ben birazcık siyaset sokulduğunu düşünmeye başladım artık. Bunların da çözülmesini istiyorum. Yapmak istiyorum ben bu işleri, çözmek istiyorum. Memleketime hizmet etmek istiyorum. Yani bunun daha ötesi yok. Başkanım, Türkiye ekonomisini ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ben Türkiye'nin geleceğini Uluborlu'dan gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Şu anda hakikaten biz tek kürekli akıntıya karşı mücadele eden bir kayıkçı pozisyonundayız. Olduğumuz yerde dönüyoruz. Ama aşağıda anafor var. Onun içine gitme ihtimalimiz de çok yüksek. Bir an önce ikinci küreyi de bulmamız ve akıntıya karşı yukarıya doğru salim sulara yüzmemiz gerekiyor. Şu anda ben Uluborlu'da bu sene mesela örnek söyleyeyim, rekoltemiz çok düşüktü. Doğa şartları bazen müsaade etmeyebiliyor üretime. %20 civarında bir üretimimiz oldu kirazdan. Bazı bahçelerde bahçe sahibinin yiyeceği kadar dahi kiraz olmayan bahçeler vardı. Şimdi bu insanlar o kadar aşırı yüklerin altında ki kredi borcu var. Mazot dünyanın parası olmuş. Şu anda 27 lira tahmin ediyorum. Zirai ürünler, gübre, ilaç aşırı maliyetler getiriyor. Ve sizin bu kadar çalışmanızın sonucunda sezondaki işte kirazınız olursa ne kadar fiyata satacağınızın dahi garantisi yok. Böyle bir düzen olmaz. Her zaman diyorsunuz ki üretene, üreticiye destek. Köstek olunmamalı, destek olunmalı. Tıpkı Mustafa Kemal'in yaptığı gibi, üstadın yazdığı gibi. Bu ülkede milli ekonomi modeli uygulanmalı diyorsunuz. Kesinlikle. Girdi maliyetlerin kesinlikle düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet gerekirse burada süspanse edecek. Kendisi çiftçisine sahip çıkacak. Yoksa bu çiftçi bu şekilde mücadele edemez. Global şirketlerin eline düşer. Herkes sonunda. Yani Türk çiftçisinin bir an önce elinden tutulması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal ve kültürel anlamda neler yaptınız? Festivallerimiz var. Bizim kiraz festivalimiz var. Haziran ayının sonunda yapıyoruz biz bunu. Normalde güreşimiz de beraberdi. Cumartesi günü kiraz festivalimizi yapıyorduk. Pazar günü de güreşimizi yapıyorduk. Fakat şöyle bir durum vardı. Bizim güreşimiz Edirne Kırkpınar güreşinden önce olduğu için çok sıhhatli olmuyordu. Antrenman havasında geçiyordu güreşimiz. Ama bu sene hakikaten doğru bir karar aldığımızı gördük. Güreşimizde kiraz festivalimizin tarihlerini ayırdık. Kiraz festivalimiz gene Haziran ayının son haftasında. Güreşimizi de federasyonumuzla ortak bir tarih belirleyerek 23 Temmuz'da yaptık. Tarihleri ayırdıktan sonra nasıl bir fark oldu? 23 Temmuz'da yaptığımızda Uluborlu'nun içindeki insanların bundan çok memnun olduğunu, çünkü hasatın bitmiş olduğu döneme denk geldiği için rahatlıkla güreşe katılıp izleyebildiklerini, çoğu insan hatta şöyle dedi, 35-40 yıldır izlediğimiz ilk güzel, tam tatmin edici güreş oldu dediler. Kiraz festivalimizi de bir gün değil 2 gün yaptık. İmkanlarımız arttığı sürece bunu 3-4-5 hatta bir haftaya çıkartıp ilerideki dönemlerde uluslararası bir festival havasına getirmeyi düşünüyoruz. Gönül istiyor tabii bunu. İmkanlar ne kadar müsaade eder bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey yaptık biz. Bu kirazın hasat döneminden önce Nisan ayının ortasında kiraz çiçeği dönemi var. O dönemde Uluborlu beyaz bir çarşafla, gelinlikle kaplanır. Kiraz çiçekleriyle. O kadar güzel bir görüntü olur ki, yani tam bir fotoğraf sanatçılarının gelip görmek isteyeceği bir dönem o. Ben de ona yönelik olarak bir proje hazırlamıştık. Şöyle yaptık, biliyorsunuz Japonlarda da sakura,
kiraz çiçeği çok meşhur. Aşırı derecede. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Sakura ile kiraz çiçeğimizi bizim ortak şeye getirdik. Düşünceyle dedik ki biz bunu Japon dostlarımıza da sunalım. Onları da Uluborlu'ya davet edelim. Diyelim ki sizde sakura var, bizde kiraz çiçeği var. Sizde Fuji Dağı var, bizde Küçük Kapı Dağı, o da Küçük Fuji Dağı dedik. Böyle bir şeyle o dönemki Japon Büyükelçisini davet ettik. Akio Miyajima beyefendiyi. Tam pandemi dönemiydi. Kiraz çiçeği dönemine gelemedi. Bir sene sonra tam kirazın hasat olduğu dönemde geldi sağ olsun. Direkt Uluborlu'ya geldi. Uluborlu'da biz kendisini ağırladık. Bahçelerimizi gezdirdik. Kiraz bahçelerine soktuk. Kendisi dalından kirazımızı topladı. Bir tane onun adına bahçe hazırladık. Uluborlu'yu gezdirdik. Tarihi yerlerini gezdirdik. Kendisi çok mutlu oldu. Bir de şöyle dedik. Kiraz çiçeğiyle sakuranın bir arada bulunduğu bir ortam oluşturalım. Şimdi çarşının içinde bir öyle bir ağaçlandırma yaptık. Sizinle de birazdan bakarız. Sakura ağaçları diktik oraya. Uluborlu'nun farklı yerlerine de diktik. Düşüncemiz şuydu. Gerekirse kiraz ağacının üzerine sakura ağacını aşılayalım. Bizimki beyaz açıyor. Onlarınki kırmızıya yakın pembe açıyor. İki bayrağını da ülkelerini temsil ediyor. Bayrağını ifade ediyor. Bu dostluğun pekişmişliğinin bir ifadesi olsun. Uluborlu'da bunun küçük bir katkısı olsun bu Türk-Japon dostluğunun ifadesine dedik. Çok hoşuna gitti kendisinin de. Bununla alakalı Japonya'ya döndüğünde, şu anda kendisi döndü Japonya'da, imparatora ve hükümete kirazımızın ihracatıyla alakalı Japonya'ya çalışma yapacağını ifade etti. Ama bu uzun bir süreç. Çünkü Japonya kanunları biraz bu konularda çok ağır işliyor. Çok inceleme var. İnşallah onun da bir sonuç vereceğini düşünüyorum ileriki dönemde. Evet, son olarak önce ilçeniz, iliniz ve Türkiye için en büyük hayaliniz. Vallahi ben ilçemde en önce istediğim huzur, adalet. Benim zaten seçim propagandamdaki ifademiz buydu. Ben Türkiye'de bunun gelmesini istiyorum öncelikle. Bunun için olması gereken neyse o olsun istiyorum. İnanın insanlarda huzur olmadığı sürece istediğiniz kadar ekonomik güçlendirin, istediğiniz imkanları sunun. Bunun hiçbir şeyi yok, anlamı yok. Bir de adaleti tesis etmeniz gerekiyor. Adalet ve huzur olmadan başka hiçbir şey olmaz. O kadar ciddi projelerden bahsettiniz ki, biraz da bunları yerinde görelim mi? Tabii ki, memnuniyetle. Bu hafta da Güller Diyarı Isparta'daydık. Daha doğrusu güllerin içerisindeki kiraz bahçesi Uluborlu'daydık. Evet, Uluborlu'muzu 5000 yıllık tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, özellikleriyle, güzellikleriyle tanıtmaya, anlatmaya çalıştık. Peki yetti mi? Bence yetmedi. Hayatınızda bir kez de olsa gelin efendim bu güzel güller içerisindeki kiraz bahçesi Uluborlu'ya, o kirazından tadın, bu güzelliklerini, doğallıklarını birebir yaşayın ki Uluborlu'yu tanımış, anlamış olasınız. Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşalım.